Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Şimdi bu bölümde ekonomiye geniş pencere açıyoruz. Verileri aktarıyoruz. Gelen açıklamalar var. Biliyorsunuz pazartesi günü, geçen pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yeni önlemleri hem de ekonomide yeni finansal araçları açıkladı. Kur korumalı TL mevduatı. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dedi ki 38 milyar lira TL mevduatında artış var. Kurda bir dengeye, kurdaki dalgalanma durdu, bir dengeye oturdu. Herkes önünü rahat görmek istiyor, bunu sağlayacağız açıklaması yaptı. O gece dolar satışı, bireylerin dolar satışı arttı. Adeta dolar satışı için yarıştılar açıklaması da dün geldi. Bütün bu açıklamalara bakacağız. Bir yandan da fiyatlar düşsün çağrısı var. Kurdaki dalgalanmada hızla artan fiyatlar geri çekilmeli çağrısı var. Bu konuda İstanbul Ticaret Odası'nın, diğer sivil toplum kuruluşlarının, esnafın teskin çağrıları var. Bu noktada da fiyatlar ne oluyor acaba diye konuşacağız. Bu arada yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailede 13 bin lira seviyesini aştı. Bu tarihi zirve. Gıda fiyatlarında yine tarihi artışı Ocak ayı itibariyle gördük. Türk İş'in açıklaması Ankara'daki fiyatları yansıttı. Bütün bunlara bakacağız. Bir yandan da İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başlattığı teftiş, terörle iltisaklı çalışanlar konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklamalar var. Bu da gündemin önemli başlıklarını ekonomi dışında oluşturmaya devam ediyor. Önce günün özetleri diyeceğiz. Ardından da ekonomiye geniş pencere açıp gündemi size aktaracağız ve konuklarımızla devam edeceğiz. Başlıyoruz. Aralık'tan bu yana takip ettiğimiz bir konu daha var. Yeni yılda, yılbaşı da yaklaşıyor. Sahte içki. Sahte içki can almaya devam ediyor. Mersin'de 6, Konya'da 1 kişi hayatını kaybetti. 10 Aralık'tan bu yana Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükseldiğini söyleyelim. Koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Onu da aktaralım. 362.535 kişiye dün test yapıldı ve vaka sayısı da 26.099 kişi olarak açıklandı. Bir günde 157 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı omikron varyantı görülen illeri de açıkladı. İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya ve Isparta'da toplam 42 omikron varyantı tespit edildi. 2-3 omikron varyantı 2-3 vakada gördük açıklaması vardı. Çok kısa bir sürede omikron varyantının görüldüğü iller ve toplam 42 vakanın vakaya ulaşıldığı da aktarılmış oldu. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeliyle ilgili terör bağlantısı teftişi siyasette yeni bir polemiğe yol açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teftişin siyasi tarafı yok, dağdaki teröristle mücadele ediyoruz, şehirdekiyle mücadele etmeyecek miyiz diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin Twitter'dan soruşturma başlattığını ilk defa duyuyorum. Ne teftişi, sen bakanlıksın, netleşmişse tut kulağından at hapse, böyle bir süreç akla ziyan, İçişleri Bakanı istifa etsin dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için kullandığı utanmadan bana mektup gönderiyor sözlerine de yanıt verdi. Yanlış şeyler söylemesini istemediğim için kendilerini bilgilendirmek zorunda hissettim. 16 milyon adına kendilerini uyaran bir mektuptur ifadesini kullandı Ekrem İmamoğlu. İBB'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftiş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündemindeydi. Akşener bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin dedi. kayyum iddiaları içinse CHP sözcüsü Faik Öztrak yine açıklama yaptı. Bu soru kendisine soruldu Öztrak'ın. Öztrak, karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Millete kurdukları finansal kumpasın ellerinde patlayacağını biliyorlar. Bunun üstünü örtme telaşına düştüler. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa adım atmazlar. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e baskın seçim bekliyor musunuz diye de soruldu. Böyle bir öngörüm kalmadı. Çünkü ne yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Faiz indirildi ama dövize endekste hesap açılmaya çalışıldı. Şimdi bu yapılan işlerin karşılığı ne, ona bakmak lazım.
Dolayısıyla bu süreci izlemek gerektiğini belirtiyor Meral Akşener. Yine Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuştu. Bu iki arkadaştan birini veya bir başka arkadaşın aday gösterilmesine dair bizim bir hayırımız yok. Anketlere koyarak muhalif seçmeni taraftar haline getiren bir sistem oluştu. Bunu da zararlı buluyorum dedi. Akşener İYİ Parti'nin önceliğini de anlattı. Önceliğimiz bizim Sayın Erdoğan'ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmek değil, eksikleri giderilmiş parlamenter sisteme geçiş yapmak dedi. Bu vurguyu da yaptı. Yani bu adaylara hayırımız yok. Dolayısıyla anketlere koyuyorlar ama bir yarış haline de getiriyorlar. Bunu da doğru bulmuyorum. Seçmeni taraftar haline getiren bir sistem de yanlış ifadelerini kullanıyor İYİ Parti Genel Başkanı. Muhalefet partileri arasındaki trafikte devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Saadet Partisi'ne ziyarette bulunan HDP'nin bu kez durağı Gelecek Partisi'ydi. Gündemde erken seçim talebi vardı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan hemen seçim, acil seçim istiyoruz dedi. Davutoğlu bu derece yoğun bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde erken seçim bütün demokratik toplumlarda tek ve kaçınılmaz yöntemdir ifadesini kullandı. HDP bugün CHP ile Deva Partisi'ni ziyaret edecek, onu da aktaralım. Çevre Bakanlığı tehlikeli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili 81 ilin valilik ve belediyelerine önlem genelgesi gönderdi. Genelgede tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakım evlerine götürülmesi istendi. Tehlike arz eden sahipli hayvanlar da çocuk oyun alanlarına, parklara alınmayacak. Bu tehlike arz eden hayvanlar ağızlıkla ya da işte sahipleriyle ve pasaportlarıyla, kimlikleriyle dolaşacak. Özellikle pitbull ve benzeri hayvanlara böyle bir kural getirildi. Ancak sokak hayvanlarının sokaktan toplanma şekli, götürülüş şekli vesaire de tartışmalara yol açıyor. Böyle bir sıkıntı, sorun söz konusu. Bir yandan da işte bu görüntüler de var. Dolayısıyla barınaklar sağlıklı mı? Çok barınak, yeterli barınak var mı? Bütün bunların da tartışma konusu olmaya devam ettiğini görüyoruz bugünlerde. Kremlin sözcüsü Putin ve Biden'ın dünyanın en deneyimli politikacıları olduğunu, söyledi. İki lider arasında çok iyi bir diyalog tesis edildiğini aktardı. Peskov, Putin'in Rusya'nın güvenliğiyle ilgili konularda ise gerçek satranç ustası gibi hesap yaptığını söyledi. Peskov, NATO'nun genişlemesinin Rusya için ölüm kalım meselesi olduğunu da aktardı. Muhataplarının tavrını eleştirdi. Diplomatik dil önemli ölçüde bozuldu. Hatta kabalığa dönüştü ifadesini de kullandı. NATO konusunda Rusya'nın kuralı şartı belli. NATO'nun genişlemesi konusunda bu olursa her türlü önlemi, tedbiri alırız mesajını her daim veriyor. Bugünlerde çok sık, neredeyse her gün veriyor Rusya NATO'ya. ABD Başkanı Joe Biden yaklaşık 70 milyar dolarlık 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı. Savunma bütçesi onaylandı. Buna göre Amerika Rusya ile büyük bir gerilim yaşayan Ukrayna'ya askeri yardımını 250 milyon dolardan 300 milyona çıkardı. Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık bir yardım yapılacak. Yasada Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması, Güney Kıbrıs Yunanistan-İsrail-ABD işbirliğinin genişletilmesi öngörülüyor. Ayrıca Yunanistan'ın F-35 alma süreci de hızlandırıldı. Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeledeki eğitim ve destek giderleri içinse 522 milyon dolar kaynak ayrılmış durumda. Bunun 177 milyon doları YPG, PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye programına tahsis edildi. Dolayısıyla YPG, PKK'ya destek gidiyor DEAŞ'la mücadele. Bunun için ciddi bir bütçe ayrılmış durumda, 177 milyon dolar. Toplamda Suriye için ayrılan kaynak daha yüksek. Aynı zamanda Yunanistan'ın yeni üsleri, silahlandırılması F-35'leri, Ukrayna'ya destek. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs hattının güçlendirilmesi noktasında Amerika'nın ciddi harcamaları olacak bu bütçeye bakılırsa. Özetle içeride ve dışarıda gündem başlıkları böyle. Ekonomiye şimdi geniş pencere açacağız dedik. Siyasette de bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan teftiş tartışması, seçim adaylar tartışmasının devam ettiğini görüyoruz. Bütün gündemi şimdi değerlendireceğiz, konuşacağız. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Günaydın. Sağ olun. Açalım pencereyi, bakalım ne çıkacak.
Şimdi AK Parti Genel Başkan Vekili Nurman Kurtulmuş dün Habertürk ekranlarındaydı. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı dün akşam. Yeni ekonomik önlemler açıklanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni finansal araçlarla ilgili konuştu. Bu adım tutmuştur dedi. Korumalı TL mevduatına geçiş ve alınan önlemler inşallah kalıcı olur dedi. İstikrar sağlanır, kurdaki oynaklık Allah'ın izniyle ortadan kalkar ifadesini kullandı. Yapılmak istenen piyasanın kendi dengesi içinde aslında bir seviyeye gelmesi. Yani kurlar niye serbest bırakıldı, niye 18'e kadar beklenildi müdahale için sorusu vardı. Biz piyasanın kendi içinde bir denge oluşturmasını istedik. Çünkü yeni bir modele geçmiştik. Cari fazlayı amaçlayan, üretimi, yatırımı, ihracatı amaçlayan bir modeldi. Tabii ki bunun sancıları olacak. Bir dengede kur oturacak diye bekledik. Ancak spekülatif atakların tesiri güçlü oldu. İş zıvanadan çıktı. Dolar 13'lerden 18'lere geldi. Ve bunu bu spekülatif atakların tesirine giderecek, köpüğünü alacak kurdaki bir adım atıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Tedbirlerle Türk lirasına güven artacak, önlemlerle çok şükür o yangın da söndü ifadesini kullandı. Yani o haftayı hatırlayalım. O hafta Merkez Bankası'nın yaptığı 2-3 gün ayarı yaptığı müdahalelerde çok piyasanın tepkisi olmuyordu. Yani satıyordu. Tekrar yükseldi hatırlarsan. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 1 Aralık'ta başlayan doğrudan yaptığı hareketlerden pek bir etki etmiyordu. Dolayısıyla ondan sonrasında ise daha çok kamuoyunda işte farklı şeyler ortaya atılmaya başlamıştı. Yani hem kurların yükselmesiyle beraber işte yani ekonomik ohal vesaire gibi böyle tartışmalar değil, iddialar atıldı ortaya. Tabii o iddiaların etkisi daha çok bir paniğe neden oldu ki o hafta içerisinde yani 17'sinin Cuma 17'sini tamamladığımız hafta içerisinde toplamda 6.2 milyar dolarlık bir döviz alımı gerçekleşti vatandaş ve şirketlerden. Bunun 4.2'si bireylerdendi. Yani küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz yatırımcılardı. Dolayısıyla yani ayın 12'si ile 17'si arasında önemli ölçüde bu panik havasıyla 4.2 milyar dolar gibi önemli ölçüde büyük bir oranda bireysel veya küçük yatırımcı diyeceğimiz kişiler, gerçek kişiler diye öyle söyleyelim. Hani gerçek kişiler şirketler hariç döviz aldı. Dolayısıyla 6.3'tü dedin sen. 6.3'tü. Evet yani 4.3'ü bireyseldi, gerisi de kurumsaldı. Yani kurum ihtiyaçları yani vesaire. Yani insanlar 17'den 16'dan dolar aldı. Yani evet 14'te başlayan 18'e yaklaşan seviyelerden çeşitli seviyelerden dolar aldılar. Dolayısıyla 14'te 18 arası ediyor bu. Evet. Dolayısıyla uzun zamandan beri haftalık bazda bakıldığında böyle bir döviz talebi yoktu. Yani bu kadar yüksek yüklü bir döviz talebi olmuyordu. Haftalık bireylerin döviz talepleri hani 1 milyarın altında bile kalıyordu. Çok çok altında kalıyordu hatta. Yani artış bir hafta artış bir hafta biraz azalış oluyordu. Dolayısıyla panik havasını ortaya çıkan resim oydu zaten. Kurda yükseliş dönmeyince, Fısıltı gazetesi çalışınca dolar 20'yi aşacak 22 liralık kontratlar yapıldı diye haberler evet. Vesaire tartışmalar bir de tabii şu, bir de kurda yükseliş durmayınca bir de araya hafta sonu girdi biliyorsun, hafta sonu girmesi de şöyle bir handikapı var. Enformasyon bu sefer artık yani insanların enformasyonu birbirlerine yaymaları artıyor. Yani aileler konuşuyor, çevreleri konuşuyor. Dolayısıyla tedirginlik ve panik artıyor. O haftanın hafta başında hatırlarsan kur tekrar başlamıştı çıkışa. O günün de hafta başının akşamı da Cumhurbaşkanı açıklamaları geldi. Dolayısıyla o gün zaten hani Cuma'dan çok farklı bir gün değildi. Yine talebin olduğu, yine döviz satışlarının, alımlarının olduğu bir gündü. Tabii şimdi seyri... İşte böyle zamanlarda sakin kalmak gerekiyor. Evet, ama bir yandan işte sakin, parayı korumak... Evet, sakin kalmak gerekiyor ama şimdi... İşte piyasa sakin kalmıyor, vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bir de yani biz yatırımcılarımızdan, vatandaşlarımızın yani finansal okuryazarlığını işte. Ya da yani bu konulardaki şeylerini yani çok yüksek beklememeliyiz. Hiçbir yerde olmaz bu. Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşların bu anlamda daha çok önemli... Daha stabil piyasa tabii, yani hem öyle hem de yani onların bu konuda bilgi sahibi olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Değiller çünkü. Olamazlar da zaten. Yani bütün insanlar hani ilkokuldan üniversite sonuna kadar iktisat, işletme ya da benzeri bilimlerde mi okuyorlar? Hayır. Dolayısıyla endişe etmeleri gayet doğal. Yani o yüzden daha fazla aynı bilgilendirme... Aynı zamanda dolar 20 liraya çıkacak demek ne kadar yanlışsa dolarda çok hızlı düşüş olacak, 4 liraya inecek falan demek de doğru değil. Tabii tabii. İki tarafta aslında iktisadi temeli olmayan... Evet, tamamen, yani. Tamamen söylentiye dayalı. Evet. İfadeler bunlar yani en nihayetinde. Nereden bileceksin? Tabii ki. O yüzden burada
olan tabii vatandaşı oluyor. Yani vatandaşı arada kalan oluyor. Yani küçük ya da orta ölçekli birikimlerini korumaya çalışan insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi tabii önümüzde bir şey var. Yani daha fazla hani kar etmek de doların çıkışından değil, paramı koruyayım mantığı da orada çalıştırıyor. Tabii tabii. Yani ben zaten o panik hali oldu çok panik belli. Hali. Yani yılbaşından beri hiçbir hafta yani bireyler 4,5 milyar mertebesinde döviz almamışlar. Yok böyle bir yani şey. Yani öyle bir artış yok. Demek ki önemli ölçüde bir panik söz konusu var. Yani o güne kadar Türk lirasında kalmak ve yani şeyinde yani duran herkes. Bayağı da beklemişler. Evet yani. Çok beklemişler. Bayağı beklemiş. Değil mi yani sonuçta güvenmişler ve kalmışlar. Sonuçta son noktaya geldiğinde bu hareketi yapmış birçok kişi. Ama benim gördüğüm tabii şimdi bu yeni sistem tabii. İşte o noktaya gelmeden neden bir müdahale olmadı sorusu da bir dengede oluşturacak diye bekledik. Orada Merkez Bankası'nın müdahalesi geldi ama bir denge yok. Beklenmedik. İzdivanadan evet, çıktı. Beklenmedik bir şey bu. Yani hani farklı açılımlar olabilirdi ama bu sistem sonuçta hem piyasaların çok beklemediği farklı bir yani uygulama. Dolayısıyla bu yöntem nasıl tutacak mı? Ne olacak? Şimdi önümüzde günlerde işte çeşitli teşvikler açılacak bununla alakalı bunları göreceğiz. Gördüğüm kadarıyla bankalara bir avantaj sağlanması açısından dövizden TL'ye denilen hesaplarda zorunlu karşılıkları kaldırdılar. Evet Merkez Bankası. Merkez Bankası dün akşam resmi gazete yayınlanan şeye göre dövizden göre. TL'ye dönenlere teşvik geliyor özellikle. Evet. Bankaları da zorunlu karşılık anlamında rahatlatıyor. Dövizden evet. TL'ye geçişi kolaylaştırıyor. Yani aslında, avantajlı hale getiriyor. Yani aslında diyor ki eğer siz dövizden TL'ye geçişi teşvik ederseniz müşterilerinizi o zaman diyor ben sizden daha az parayı çekeceğim ve kendi hesabımda tutacağım. Dolayısıyla size bir para yani likidite imkanı vereceğim. Elinize daha fazla para bırakacağım diyor. O yüzden diyor siz bu imkanı değerlendirin ve bu ürünü öne çıkarın satmaya diye. Ben şöyle bir bakıyorum internet sitelerine veya şubelerden şöyle şey yaparken de sorduklarım oldu. Yani birçok banka bu ürünü rafına önemli ölçüde büyük şekilde koymuş. TL mevduatı. Evet, evet. Kur korumalı TL mevduatı. Ve anlatıyorlar da. Geleceğiz oraya şimdi artışta. Dolayısıyla yani, yani şu açıdan talep söyledim. Talep görüyor muymuş? Yani soran çok oluyor dediler ama talep konusunda tabii yeterli bir konsolide veri yok. Yani bu konuda Sayın Bakan'ın açıklamaları var ama onun haricinde özel sektörden gelen bir bildirim yok. Fakat sorulduğunu biliyorum. Yani şartlarını öğrenmişler. Orada farklı durumlar da var. Şu an maalesef faizlerin de yüksek olması sebebiyle bankaların da mevduat hesaplarındaki faizler 20'lerin üzerinde seyrediyor. Yani 17'ydi. Şimdi bir hafta önce yıl sonu olduğu için 15-16'dan evet, bağlayanın da zararı var orada. Şunu söylemek istiyorum. Her yıl sonu bilançoları bir parça düzeltmek ya da işte toplamak için daha fazla mevduat göstermek için bankalar her yıl sonu son ay daha yüksek faiz verirler ve biraz bilançolarına mevduat pasif tarafı büyütürler. Konut kredi faizi de aylık %2. Evet o 2. Taşıt kredisi düşmedi. Taşıt kredisi 2.30'larda falan ihtiyaç 1.85 falan en düşük yüksek görünüyordu. O da 2'nin üzerinde. Evet. En düşük konut kredisi de özel sektörde 1.89 gibi gördüm ben. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu geçici bir mevduat yani geçici derken bu aya özel bir kredi. Evet yılın. Onun maliyeti öyle. %30'lara yani maalesef. Yani bugün itibariyle sektörü ne heyecanlandıracak ne işleri açacak bir orandır bu. Bu faiz de düşmeyecek mi? Bence öncelikle yani faiz hem fiyatlar düşmeli şimdi. Evet bence öncelikle bu ortaya konan projeye ne kadar iyi olacağı, ne kadar burada bir kaynak birikeceği, buna bağlı olarak bankacılık bilançosunun nasıl değişeceği gibi biraz zaman alan şeyler var. Yani henüz yakın değil bana öyle geliyor maalesef. Numan Kurtulmuş fiyatları yukarı şimdi emekli maaşları konusunda açıklaması bu önemli. Ocak enflasyonu bekleniyor onun için sonra mı açıklanacak? Yani Ocak enflasyonu göreceğiz işte. Göreceğiz. Oradan yani da zamlar. Aralık sonu itibariyle yani. Aralık enflasyonu göreceğiz. Dolayısıyla Ocak enflasyonu kritik. Şimdi şöyle bir pazartesi cümlesi gelecek vardı Sayın Kurtulmuş'un. Ekonominin doğal seyrinde açıklanması mümkün olmayan gelişmeler gördük. Elbette kaygıyla izledik ama çok şükür geriye doğru gelmesini de gördük. Yani biz de bu gelişmeleri kaygıyla, korkuyla izledik ifadesini kullandı.
Ama sonuçta hani alınan önlemlerle, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla fiyatların geriye gelmesi ve bir dengede oturmasıyla rahatladık diyor. Şimdi asgari ücrette tarihi bir açıklama yapıldı diyor. Şimdi inşallah memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak diyor. İşçimizi nasıl enflasyona ezdirmediysek memur ve emekliler için de aynı tedbirler alınacak. Vatandaşın alım gücünü koruyacağız diyor. Yani en önemlisi herhalde son cümle. Yani alım gücünü koruyacağız sözü. Sonuçta alım gücünü belirleyen şeylerin bir tanesi enflasyondur. Diğeri de döviz kurlarındaki seyirdir. Çünkü hep bahsediyoruz ki yani işte bu yüksek kurlar maalesef maliyetleri etkiliyor diye. Tabii geçen yıldan bu yana bakıldığı zaman aslında 7,5'lardan bugün 11,5'lar mertebesinde olan bir kurla karşı karşıyayız. Bir yıl 11, içerisinde. 77. Evet. Dolayısıyla mesela akaryakıt fiyatları da motorin 11 lira mesela. Yani 1 dolar seviyesinde neredeyse. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman zaten önemli ölçüde aslında 2021 Türkler, Türk vatandaşları bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldılar. Bunun bir kısmını asgari ücrette yapılacak olan zamla geri alacaklar. Memurlar açısından da aynı erime söz konusu. Özel sektör çalışanları için de aynı erime söz konusu. Dolayısıyla şimdi esas özel problem... Özel sektör artışları çok şey kaldı, zayıf kaldı yıllardır. Öyle. Dolayısıyla ona da bakılırsa öyle olduğu zaman tabii aslında geçmişten gelen bir kayıp var. Evet, biz 2019'dan beri hep artan fiyatları, alım gücünün düşmesini konuşuyoruz. Evet, bu sene bence bunu tabii birçok işletme farkına vardı. Şimdi tabii asgari ücretten sonra diğer ücret ve gelirlere ne kadar artış yapılacağı da önemli. Yani iktidar memurun alım gücünü arttırabilir. Yani yaptığı zamla asgari ücreti rakamı belirlendi, o da olabilir. Ama tüm çalışanlara yansıması doğrudan kendi elinde değil tabii ki. O yüzden de hani ne elinde? Enflasyonu aşağı indirmek, döviz kurlarında stabilizasyonu sağlamak elinde. Dolayısıyla iki tane elindeki şeyi bence hükümet düzgün ve şeyle kullanmalı. Yani bundan sonra hani kur buraya indi. Bundan sonra bir parça stabilizasyon, yani bu yaza kadar mı sürecek, bir yıl mı sürecek, ne sürecekse bunun koşulu neyse onun sağlanması gerekiyor bu. Çünkü gerçekten fiyat davranışları hala bozulduğu yere geri dönmediler. Dikkat edersen. Çünkü şöyle bir baskı da oluştu. Hadi indirin. Tamam. Yani bu bence çok makul bir talep, indirilmesi. Burada da şeye dönmesin iş. Yani sektör sektör bakılsın madem öyle. Yani çünkü ben eminim birazdan ki birazdan bakacağız açıklamalarda. Eminim ki bazı yerlerde imkan var. Bazı yerlerde maalesef yeteri kadar imkan yok gibi görünüyor. Yani stok yüzünden, aldıkları mallar yüzünden. Biz bu parayla aldık. Bu ham maddeyi eritene kadar bu fiyatları veriyoruz. Zaten yeni kurun yükselişini yeni yansıtmıştık diyenler var. Ben mesela bir iki marketin indirimlerini görüyorum. Hani onların da bunu reklam amacı yani haline getirdiklerinin farkına vardım. Yani bir anda işte biz indirdik diye bir kampanyalar düzenliyorlar. Buna da açıkçası bir garip karşıladım. Çünkü indirdiysen indirdin. Yani o zaman hani çıkarırken çıkardın diye bağırıyor musun? Yani dolayısıyla hani... Biz bağırıyoruz. Hayır, şunu söyleyeceğim. Yani bu yani bir mesaj vermek anlamına geliyor bir yandan bakıldığı zaman. Yani birçok şimdi herkes indirdi diyor ama yani bunu tüketici görecek. Takip etsin. Tüketici de takip etsin. Yani o biraz daha iyi anlayacak diye düşünüyorum. Nasıl yani fiyatlar hızla yukarı çıkabiliyor, maliyetin artıyor ama aynı hızla düşmüyor. Çünkü üreticiden başlayarak ciddi bir geri dönüş olması lazım. Yani şimdi işte bir... 12'ye yaklaşan benzin ve motorin fiyatı varken... İşte hala şimdi, ambalaj fiyatları yüksekken, hala ithalat yapıyorken şunu da biraz tamam. Zorlanıyorsunuz yani döviz kurumuz herhalde. Belli bir seviyeye geldi ama şimdi mesela marketlerde... İhracatçının verdiği fiyatlar çöktü şu anda. Mutlaka şunu söylemek istiyorum. Marketlerde çalışan, asgari ücret çalışanlar, bunların maliyetleri, daha üst düzeyde çalışanlar, onların maliyetleri. Yani bakıldığı zaman aslında ekonomik aktivitelerde maliyetler tarafında önemli ölçüde birikmiş iniş... Birikmiş enflasyon da var. Evet yani bu kurdaki bu ama ben köpük, olabildiğince insanlar hayır, kurdaki, fiyatı indireceklerini düşünüyorum. Ben de iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Sadece sorun şu. Bu yaşanan kurdaki zıplama aslında Kasım'ın yaklaşık 20'siyle 17-20 Aralık arası. Yani bir 20 günlükten bir şeyden bahsediyoruz. Bir de mesela işçilik maliyeti artacak ya onu da fiyatlara yansıtacaklar. Onu aktardım zaten. Evet, aynen yani öyle özellikle birçok yerde gaz, elektrik, şu bu var. Hepsi yansıyacak. Evet, dolayısıyla var. O da var. Sadece hani aramalı ithalatıyla kur yüzünden gelen bir fiyat artışının indirilmesi yok ki. Yani bu hızda olmayacak ama kademeli olarak ben eğer kurda sabit bir seyir korunursa bunun başarılabileceğine inanıyorum ben. Yani en azından biz şu 20 günlük türbülansı
bir kenara Merkez bırakabilir miyiz? Merkez Bankası'nın önlemleriyle de dövizde bir çözülme, ciddi bir çözülme bekliyor musun? Çünkü döviz mevduatından TL mevduatına geçişte de belli avantajlar verilmişti. Stopaj falan da yok. Şimdi Merkez Bankası bankalara da zorunlu karşılık yoluyla ve faiz yoluyla destek veriyor. Döviz mevduatında ciddi bir çözülme olur mu? Yani şöyle, bunu çok açıkçası büyük bir çözüme bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Buradaki sonuçta önemli olan biraz da insanların bu projeye olan güveninin artması lazım. Hemen iki günde fikirler çok kolay değişmiyor. Sayın Bakan hani önemli ölçüde hani vatandaşın hatta şu ifadeyi kullanmış olmuyorsam patır patır dövizlerini bozdurduğunu o veriler... Bu 20 Aralık evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında vatandaş dövizlerini bozdurmak için adeta yarışa girdi. Yani şimdi, kamu bankaları yoluyla evet. Bir satış yapılmadı diyor bakan. Evet. Ben de diyorum ki işte vatandaş bu doğrudur. Eğer hani Sayın Bakan bu açıklamaları aslında hep söylüyorum. Yani korona veri tablosu gibi belli aralıklarla rakamla açıklarlarsa daha iyi olur. Çünkü mesela biz şimdi bakıyoruz. En son açıklanan BDDK verileri var. BDDK'nın sitesinde günlük mevduat ve işte kredi rakamları açıklanıyor günlük bülteninde. Oraya baktığımızda döviz mevduatlarında önemli bir çözülme görülmüyor. 261 milyar dolara hatta artmış görünüyor. Yani salıdan çarşambaya. Dolar. Evet yani şimdi dolayısıyla bu rakamlar ne o kadar... O yüzden sordum işte hani bütün bunlar bu rakamlar ne kadar sağlıklı olduğunu bakmak gerekiyor. Çünkü hani bu rakamların dediğim BDDK'nın buradaki rakamlarının daha açık ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü bu aslında kamuoyunu da bu dolaştırılıyor bu arada. Hani insanlar bunu tartışıyorlar. Çünkü ayın 20'si ile 22'si arasında aslında 2,5 milyar dolar gibi bir artış görünüyor burada. Merkez Bankası niye çözülmüyor? Hayır işte dolayısıyla ya bu eğer çözülme var ve BDDK'nın buradaki rakamlarında problem olabilir. Ki hani farklı bir bilanço hesabı dolayısıyla bu rakamlar yani yanlış olduğu ifade edilir. Bir şey yok. Kim bozdurdu bu dolarları diyorsun? Kim satışa geçti diyorsun? Yani ben buradaki rakamlarda gerçek kişiler değil tüzel kişilerin dövizinin arttığını görüyorum. Hı. Vatandaş almamış ama tüzel kişilerin, şirketlerin bu dönemde döviz aldığını gördüm. Benim burada gördüğüm şey aslında belli ki düşen seviyelerden bazı şirketler belli ki borçları olan şirketler evet alım buradan yaptı. Alım yapmışlar gibi görünüyor. Buradaki yani BDDK'nın 22 tamam. En son 22 Aralık tarihli olan yani 22 Aralık'ı gösteren tamam. Günlük bülteninde. Tüzel kurumsalların alımı var evet, borçları için. O görünüyor. İki milyar gibi bir artışı görünüyor. Vatandaştan ama da bir satış yok. Mu görünüyor? Yok görünüyor. Vatandaşın da orada bir azalması görünmüyor döviz mevduatında. Dolayısıyla ama vatandaş patır patır dolar bozdu diyor. İşte bakan. Buradaki verinin yani Sayın Bakan'ın elindeki verilerin daha net bir şekilde açıklanmasına fayda var. O yüzden söyledim. Yani BDDK mesela daha proaktif bir şekilde Sayın Bakan'ın anlattığı verileri işte şu tarihte şu kadar, bu tarihte bu kadar diye açıklasın. Herkes daha net bilsin diye söylüyorum. Anladım. Çünkü bizim bu public halka açılan elimizdeki rakamlardan bunu göremiyoruz maalesef. Anladım. O da tabii ne yapıyor? Elimizdeki tartışma veriler yapıyor. Döviz mevduatının arttığını gösteriyor. Evet yani kurum tarafında alındığını gösteriyor. Kurum talebi olduğunu gösteriyor. Bu sefer de düşük dolar düşünüyor. Evet bu da çok doğal mı? Çünkü aslında hani ödeme bu... var. Evet ödemeleri vardır ve aslında bunu bir fırsat olarak görmüş olabilirler. Açıklandı mesela ben size o kur belirleme imkanı tanındı ihracatçıya mesela. Bu konuda çok yoğun sorular olduğunu duyuyorum. Yani hani özellikle gelin alın hızla hani ihtiyacınız varken alım yapmayın biz size vadeli bunu vereceğiz. Çeşitli kanallardan ihracatçı firmalara bu konuyla ilgili hani birey bir yani telefon açılıp hani bu konu hakkında bilgilendirildiklerini biliyorum ben. Umarım hani yani o imkan kullanılır. Henüz daha o konuyla ilgili tam anlamıyla detayları bilmiyoruz bu arada. Yani hani o vadeli kurun hangi faiz oranıyla belirleneceği, nasıl belirleneceği yani onunla ilgili belki şirketlere bilgi verilmiştir ama kamuoyuna tam anlamıyla bu açıklanmadı. Ama ben katkısı olacağını düşünüyorum. Onu kullanılacak bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Peki. Yani şu anda bu seviyeden kur bozacağız diye düşünenler tamamen kur bu seviyede mevduata götürüyorsunuz. Yani onlar tabii eğer kur artarsa evet. O farkı Merkez Bankası ödüyor. Evet, şu da olabilir. Yani onlar ihracatçı firmalar başka ama bir de kredi borcu ödeyenler yani bir sürü altyapı yatırımı yapıldı bu ülkede biliyorsun. Bunların kredileri nereden alındı? Yurt dışından alındı. Bunların yurt dışından alınan krediler ödeniyor döviz olarak. Onların talepleri de olabilir yani bir kısmı. Yani dolayısıyla hani içinde bilmiyoruz yani dolayısıyla İhtiyacı onlar var, da olabilir. Yani önemli bir artış değil ama hani buradaki rakam bunu gösteriyor onu anlatmak istedim. Peki Türk lirası mevduatları 38 milyarları arttı diyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati. Yani işte o milyar TL yani karşılığı olduğu için o 3 milyar dolara tekabül eder aşağı yukarı herhalde.
3.2 gibi normal bir şey. Normal beklenen bir rakam herhalde. Yani bir önceki hafta 4.2 milyar dolar alınmıştı döviz mevduatında biliyorsun. Eğer 3 milyar dolar çözüme varsa çok hani yani önemli ölçüde bir çözülmedir. En azından hani devamını bekleyebiliriz o zaman. Hı hı. Bu finansal okuryazarlığı olanlar dövizdeki artışın karşılığının olmadığını görebilecek insanlar. Finansal okuryazarlığı olmayanları hareketlendiren Türkiye'deki güçler. Kimsenin küçük yatırımcıyla oynama hakkı yok. BDDK ve bu suç duyuruları bir inceleme daha sık yapılmalı diyor Hazine ve Maliye Bakanı. 26 kişi hakkında suç duyurusu var ya belediye. Evet. Ya bu her alanda maalesef finansal piyasalar anlamında ilgili ilgisiz bilgili bilgisiz çok kişi maalesef yani değerlendirme yap değerlendirmeden açılmış, öte yapılmış. Yani şunu demek istiyorum, değerlendirmeden öte fiyat verme ya da işte beklenti açıklama falan filan gibi işin ucu bence bir bayağıdır kalktı, kaçtı. Yani ben hani uzun zamandan beri işte sermaye piyasası kurulu borsayı takip eder. İşte kripto piyasasında bilgili bilgisiz çok kişi konuşuyor. Bunlarla ilgili kimse bir fikir beyan etmiyor. Ya da işte bununla ilgili düzenleme hala bekliyor. Diğer taraftan bu konuyla ilgili de ben bu konunun biraz politize olduğunu düşünüyorum. Yani ilgili kişilere bakıldığı zaman iki tane eski Merkez Bankası Başkanı var. Müştü Saracoğlu, diğeri Durmuş Yılmaz. Yani gazeteciler var aralarında ki hani yıllarca hani piyasaları takip etmiş gazeteciler var aralarında. Bu hani kişilerin ben kasıtlı ve bilinçli bir şekilde hani piyasaları oynatmak için yani açıklamalar yaptığını çok düşünmüyorum. Ben de yani düşünmüyorum. Biraz hani bu açısı bir de o günkü koşulları tabii bilen insanlar aslında. Yıllardır bilen çok insanlar, iyi bilen insanlar. Dolayısıyla çalıştığı kurumlarda hep buna dikkat etmiş olan insanlar çoğu. Hı hı. Bir de yani hani Devlet Bakanlığı yapmış bir Merkez Bankası eski başkanı var orada. Çoğumuz hatim etmişizdir. Ama öyle, çünkü çok riskli şey bir kanundur. Evet, dikkat edilmesi evet, gereken maalesef. Bir yani oralarda hata yapmamak gerekir. Çünkü milyonlarca insanın tasarrufu var orada. Aynen. Dolayısıyla burada sorumluluk evet gerektiriyor. Ama aynı gemideyiz sonuçta. Evet, benim hissettiğim şu. Öyle bir atmosfer oldu ki yani o piyasanın kurun yükseldiği ortamda bu insanlar da bunu her şey o kadar çok evet tabii her şey o kadar politize haline geldi ki dolayısıyla kutuplaşma ve bu politik ortam içerisinde birilerinin açıklamaları belki şeyi kaçtı. Dolar 3 lira olacak da bekle suç. İşte karşılıklı olarak demek istiyorum zaten bunu. Dolayısıyla bir taraf... Biri öyle diyor, biri öyle diyor. Evet, yani bir yandan bakıldığı zaman her iki yönde de fiyatla alakalı öngörüde bulunmak bana kalırsa evet. Yani ben çok problem. Bakmadım ama fiyat öngörüsü var mı emin değilim buralarda. Bankacılık sistemine ilişkin yani şöyle, zarar verici açıklamalar, şöyle, piyasadaki oynaklığı, şöyle, bu işte, artırıcı ve evet, yanıltıcı zarar verir vesaire gibi. Bunları hani mealen nedeniyle söylüyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Herhalde totalde, bunun da ayrıntısı gelecektir. Şimdi totalde tabii 26 kişi ve hesap deyince biraz karıştırmamak lazım kimin ne söylediğini de. Yani dolayısıyla bir çuvala konduğu zaman bazen iş karman çorman da haline gelebiliyor. O yüzden hani bunun etkisi de farklı olabiliyor ya da iş daha kötü noktaya gidebiliyor. Bu alım fırsatıdır falan dedi ya şey. İyi Parti Genel Başkan. Evet işte ama derdi. Bunlar tabii artık hukuki boyuta doğru, taşındı. Bundan sonra onların nasıl bir sonuç alınacağı göreceğiz. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla yani daha farklı şekilde bu sonuçlanabilirdi bana kalırsa. Çünkü hani yani o haftaki ortamı da iyi koklamak ve bilmek gerekiyor. Evet bir de o açıdan da bakmak gerekiyor. Bir de her şey gerçekten zıvanadan çıkmıştı. Evet, evet. Yani nereye gidecek, kur ne olacak, merkez faiz indirimi gelmişti. Hı-hı. Orada yeni bir atak yedi. İşte faiz indirimleri devam edecek mi, etmeyecek mi, ne olacak? Hı-hı. Bir de yeni bir model, yeni evet, bir durum. Bunun sancıları da olacaktı ki oldu. Dolayısıyla böyle bir finansal araç ve yeni model geldi. Sonra o tartışılmaya başlandı. Biraz... tabii zor anlaması da zor bir süreçti. Yani karışmaması lazım. Kimin ne söylediği ve ne etki yarattığı iyi ayıklanıp hani herkesi aynı kaba koymamak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü buralarda o zaman kamuoyuna yansıması da farklı olabiliyor. Sıkıntıya da düşebilir ondan sonra. O da var tabii ki. O da var. Ya ikisi tam o ince çizgiler iyi korunmalı. Evet. Ama mali sektör, bankacılık sektörü, insanların yatırımları, hayatı, ekonomi aynı gemide olduğumuz için kritiktir ama bu isimler de bu sorumluluğu bilecek insanlardır. Yani, evet yani en azından tanıdığımız hepsine kefil olmak mümkün değil tabii ama, tanıyoruz sonuçta. Tanıdığımız insanlar yani, var, birlikte çalıştığımız insanlar var. Dolayısıyla bu noktada bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kimsenin ülke sevgisinden şüphemiz yok. Evet.
Gıda Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin başka bir daha yani kurdaki oynaklık durdu ama daha düşecek ifadesi vardı sanırım, değil mi? Yani orada orada ben hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hı-hı, daha düşmesini beklememek gerekiyor gibi bir ifadesi vardı biliyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla bana kalırsa daha aşağı inmesinin bu yeni ekonomik modelde de ters olduğunu çok, evet, biliyor. Dolayısıyla yani bunun da ayrı bir zarar vereceğini düşündüğü için bence bir mesaj vermiş oldu orada. Daha da aşağı inmesini ben... O zaman da ihracatı, evet, tabii etkiler. Artı yani yatırımları, bir de Ebru şunu unutmayalım. Yukarı çıkan fiyatın da hızlı çıkması, aşağı inen fiyatın da hızlı inmesi ciddi şekilde ekonomiye zarar veriyor. Düşünsene yani yine işte bu sefer zarar psikolojisi oluşacak. Ben bu bardağı şu fiyata ithal ettim. Şimdi şu fiyatta ben bunu kaça satacağım? Yani şimdi dolayısıyla zarar psikolojisi artmaya devam ediyor. Şirketleri de bu sefer başka noktaya götürür. O yüzden... insanlar da zarar. Evet. Edebilir. Hep bir dalga boyu içerisinde, evet, sakin gitmesi gerekiyor. 80'den dolar bozmadı. Evet, onun için de herkesin açıklamalarına gerçekten gerek iktidar gerek muhalefetin dikkat etmesi gerekiyor, evet, bana kalırsa. İnsanlar zarar oluyor yani sonuçta. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde bu kadar çok finansal piyasalarla ilgili herkes değerlendirme bulunmaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen. İşte sonuçlarında başka sıkıntılar oluyor. Ne oluyor? 3 kuruşunu dolara yatırıp şimdi, evet, kara kara düşünüyor insanlar. Kimisi de böyle maalesef. Maalesef bu çoğunluğu böyle. Gıda fiyatları 1987'den beri en yüksek artışı Aralık'ta yaşamış. Yani, şöyle, evet, Ankara'da gıda enflasyonu Aralık'ta %25,75 olmuş bu gıda enflasyonu. Yoksulluk sınırı da 13.073 lira. 13.000 lirayı aşan bir yoksulluk sınırıyla karşı karşıyayız. Türk İş raporundan yansıyanlar bunlar. Tedbirlerle döviz kuru önemli ölçüde geriletilmiş olmasına rağmen etiketler değişmedi. Fiyatlar inmedi diyor Türk İş. Artan fiyatlar aynı kaldı. Aralık 2020 itibariyle gıda fiyatlarındaki artış %25,75 oldu. Ücretli çalışanların ve emeklilerin geçim şartları daha da zorlaştı ve ağırlaştı diyor. Evet, bu tabii yani... 87'den beri en yüksek gıda fiyatı artışıymış bu. Bu tabii 18'lik kurun yani fiyatlandığı muhtemelen rakamlar. Aralık ayı. Dolayısıyla hani bu fiyatları ne zaman aldılar, bu araştırmayı en son mesela dün güncellediler mi fiyatı bilmiyorum ama şunu söylemek gerekiyor ki. Demek ki gıda fiyatlarında çok keskin bir düşüş yok, onu da yansıtıyor bu. Evet, orada bir kere şöyle bir problem var. Yani bir gıda ürünü belli bir son kullanma tarihine sahip. Dolayısıyla yani siz bunu alıp hani bir kalıp peyniri 2 yıl tutamazsınız. Öyle sütte olacağı için de fiyatlar. Ama öyle bile olsa rafa koyduğunuz ürünün yani artık o gidecek yani, yerine gelen yerine geldiğindeki fiyatın düşmesini beklememiz gerekiyor yani maalesef. Yani öyle yani öyle bir süt 13 lira, bir süt 9 lira, bir süt bir şu kadar falan böyle karman çorman bir durum olmuş. Evet, çünkü hiç kimse yani burada bir rekabet belki aşağı çekecek ama şu an herkes hesabını yapmaya çalışıyor. Ben daha geçen hafta birçok şirketten şunu duyuyordum. İhracatçılar da oradan bir de evet, şeyden. Geçen hafta daha birçok şirketten ya 2022 dolar kurunu kaç alacağız, kaç alsak diye konuşurlar ve hesaplarını yaparken bir hafta sonra bu hesaplar bambaşka bir hale geldi. Dolayısıyla yani düşüş hani... Düşüş devam edecek, evet, mi, etmeyecek mi? İhracat modeli var vesaire. Zarar işte yatırımcının o ne yapacak? O hala o şeyler devam ediyor. Tartışmalar evet, devam yani, ediyor. Evet. Bir yandan da tabii ki çarşıya pazarda geçinmeye yani, çalışan insanlar var. Bu fiyatlar da düşmedi diyor onlar da. Evet. Böyle bir durum var. Dengeye oturacaktır diye ümit ediyoruz tabii. Mesela... gıda fiyatları konusunda Türk İş'in yine yansıyan açıklamaları var. Birçok noktada pahalılık var diyor. Hı hı. Yani mesela Türk İş raporunda açlık sınırı 3.192 liradan 4.013 liraya yükselmiş. Evet. Yani asgari ücretin biraz altında açlık sınırı var 4 kişilik bir ailede. 4.000'i aşmış açlık sınırı. Aç kalmamak için 4 kişilik bir aile 4.000 lira kazanmak durumunda. Evet, yoksul olmamak için de 13.000 lira kazanmak durumunda. Yani 3 tane asgari ücretli olmalı bir evde. Evet, en azından ya da 3 asgari ücretli gelir elde ediyor olması lazım. Gelir elde ediyor olması lazım. Sütte bir aylık artış %35,3'müş. Bu kurdaki hareketi yansıtıyor işte. Sütün 15 liraya yaklaştığı zamanı gösteriyor. Evet, bir de bu aslında asıl artışı Kasım'da yaşadı biliyorsun. Evet. Mesela sadece sütün bir ailenin bütçesine getirdiği yük 135 lira diyor. Yani ortalama tüketiminden yola çıkarak gidiyorlar. Ama işte çocuklar yani, var. Tabii. Süt kullanacaksın, kek yapacaksın. Şimdi yani bir sürü üründe kullanıyorsun tabii, sütü. Kıyma ve kuşbaşı ette kilogram fiyatı ortalama 30 lira olmuş.
Bu da %26,60. Tavukta %17'lik artış var. Yumurtanın tanesi 1.3 liradan 1.8 liraya çıktı. 2 liraya yaklaştı diyor Türk İş. Kıymayı nereden almış onu ben merak ettim. Türk İş. 30 lira değil mi az? Yok öyle bir rakam. Yani Türk İş'in kıyma aldığı yere bakmak lazım. Nereden alıyorsan. En ucuzunu almışsın. Yok öyle TÜİK ortalamasını aldı herhalde. Yani paket yani yok öyle bir rakam. Yani benim TÜİK ortalaması da böyle çünkü. Yani ben hani indirim ucuz indirimli marketlerde dahi belki ESB fiyatı olabilir. Ben yani mi yanlış yazdım? Et balık kurumunun fiyatı olabilir. 90 lira tamam. 90 lira olarak düzelttim. Öyle doğru mi? Mu? Olur evet. Oldu. O makul çünkü öbürü makul. Öbürü bir rakam yok ki ben 70 75 80 doğru. Rakamlarından hani raflarda görüyoruz. 90 hatta hadi son kullanma gününe gelenler biraz daha indiriyorlar falan marketler. Onu da görüyoruz. Ama o da 100 lira işte. İşte aşağı yukarı bu rakamlar. Doğru maalesef. Ben bir hata yapmış olabilirim. Evet, yani Barbunya'da bir kasabada dolaşayım ben. Çok fazla süt ve süt ürünlerine dolaşmışım. Barbunya'da %53,2, yeşil mercimekte %50 artış varmış. Bunlara ne olmuş? Yani işte ithalat ve onlar ihracat yapılan o dengelerden etkilenen ürünler maalesef bakliyat konusunda biz kurdan etkilen bir ülke haline geldik bu bak, anlamda. Bak pirinç 42,27, bulgur %1,8, un %30,4 artmış. Evet. Bu bulgur gitmiş %71 artmış. Bu fiyatların yani düzelmesi için artık... O ayçiçek yağında da %117'lik artış var, hiçbir düşüş yok. Fiyat aynı kalmış. Ekmeğin maliyeti hesaplanmış. O da ilginç. Ek maliyet aylık ekmekten sadece gelen 95 lira diyor. Evet, maalesef Türk. Aylık olarak. Aylık olarak. Bütçelere yansıyan. 130 lira işte sütten, 95 lira ekmekten, barbunyası, mercimeği, bulguru, pirinci artmış zaten %40-50. Zaten et fiyatları çok yüksek ve artmaya devam ediyor. Açlık sınırı böyle bakıldığında hani bunların bir kısmını yemek gerekiyor da çocuk yetiştiriyoruz. Yani benim 4000 lira Fiyat İstikrar Komitesi'nden toplantısından özellikle bakanlık yetkilileri yani Tarım Bakanlığı yetkililerinin bu %50'nin üzerinde artan her ürünle ilgili özel inceleme başlatmaları gerekiyor. İnceleme şu demek değil ama. Bu hadi fiyat... asgari ücret %50 bizde %50. Hayır şunu söylemek istiyorum. %70 çıkmış mesela fiyatı bir şeyin. Onu çıkaran hangi dövizli maliyet ona bakılıp ya neden biz işte bunu hangi tarihte kim ithal etmiş, nerede stoklamış? Yani bunu bir suç araştırmasından bahsetmiyorum Ebru. Biz yıl boyunca hep burada konuştuk. Birçok ürünümüzde şey sorunu var. Yani ürün ithalatı yapıyoruz, üretimimiz yetmiyor. Fiyat İstikrar Komitesi... İhracat da yapıyoruz çünkü. Evet, ihracat da yapıyoruz çünkü. İşleyip ya da işlemeyip. Dolayısıyla bu konuda gerçekten yani... İçeride ürün azalınca, fiyatlar evet, çıkınca ithalat yani yapıyoruz. Yani bu yeni ekonomik modelin, ihracata dayalı modelin önemli bir ayağının da... Yani kalkınma adına söylüyorum bunu. Gıda tarafı olması lazım. Gıda güvenliği olmalı. Yani bununla ilgili bir şey açıklanması ve takip edilmesi. Yoksa biz bu fiyatların artışını yani işte Kaliforniya'da fiyat artar, Türkiye'de de artar. Uğraşı dururuz. Aynen. Yani buğdaya nohutla uğraşıyoruz yani. Doğru. Aynen öyle bulgurla uğraşmışız. Zaten %71 artmış. Pirinç %42. Barbunya bile %55 artış göstermiş. Marketlerden de açıklama geldi. Biraz önce bu senin dediğin birçok market arka arkaya açıklama yaptı. Bazı marketler biz zaten fiyatları çok arttırmamıştık. Nesini indireceğiz? Önce tedarikçi indirmeli fiyat diyor. Bazıları diyor ki bazı ürünlerde süt, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde %30 indirim yaptık diyor. Bazı market zincirleri de fiyatları 20 Kasım'dan önceki seviyeye çekilmesi için tedarikçilerin fiyat güncellemesini yapması. Bence şöyle olsun yani açık söyleyeyim. Biz alışverişi yapalım. Bir fatura çıksın. Çıkışta %30 indirsinler. Evet bence doğru. Yani çünkü böyle ben ayçiçekte indirim yapıldı ama içeride acaba pirinç alırken ne kadar zamlı alacağım bilmiyorum. Doğru. Yani 3 tane 4 tane 5 tane ürünle içeri gireceğim. Ondan sonra evet, yani öyle zaten. Değil. Desinler ki biz fiyatlara dokunmuyoruz. Kapıda %30 indirim yapacağız. Diş macununa falan da bayağı bir zor. Kapıda %30 indirim yapacağız. Mesela bu bir yöntemdir. Yani öyle söyleyeyim. Hani denenebilir. Uygulanabilir. Bir yöntemdir. Hani fair'dır. Böylece hani işte dolar ne kadar geri geldiyse aşağı yukarı. Hani o kadar istemiyoruz ama en azından makul bir şekilde yapılır. Asgari öyleyse. Ücret 4250. Çünkü karşılaştırmak çok güç oluyor. Çok zor oluyor. Ben de böyle anlamıyorum. Evet. Ama market kampanyalarını takip etmekte fayda var. Ediyor zaten insanlar. Ben ediyor sana şöyle söyleyeyim. Yani çok aynı ediyorlar. Gün içinde 3-4 markette dolaşan insanlar var.
O 3-4 market içerisinde her yerden indirimli ürünü toplayanlar var Ebru. Ve bunu hani... Kahve fiyatları da bu arada uçmuş. Kahve evet maalesef. Yani uçmuş. Dolar bazlı... İnşallah bu ürünlerin fiyatları inecek diye kalitesinde bir sıkıntı olmaz. Yani o en büyük risk işte biz maalesef bu yayının başında senin aktardığın kaçak içkiden ölüm haberlerini duyuyoruz biliyorsun. 91 kişi öldü 10 Aralık'ta. Yani bu iş geçen gün TESK Başkanı bununla ilgili açıklama yaptı. 9 milyar liralık vergi kaybediyoruz. Vergi oranının yüksekliği hem yüzünden. Hem sağlık kaybediyoruz hem vergi kaybediyoruz. 91 kişi ne demek? İşte fiyatlar uçuk olunca da böyle sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben şu rakamlara baktım Ebru. Geçen bir önceki yıllarda 2019-2020 toplamları 150 kişiyi kaybetmişiz. 91 üstüne ekle. Ya 300 kişiyi neredeyse böyle 2-3 yılda biz bu şeyden kaybetmişiz. Yani yüksek alkollü içkilerde %80'lere varan vergi oranı var. Kaçak tütün ve insanlar sahte içkiye saldırıyor. Evet, dolayısıyla şimdi özellikle yılbaşı dönemlerinde bu dönemlerde daha fazla bu ortaya fırlıyor. Yani ne kadar denetim yaparsanız yapın. Bunun fiyatı konusunda yani vergisi konusunda orta bir yol bulunması gerekiyor. Yoksa gerçekten hani yani dünyanın herhangi bir yerinde yani yoktur böyle bir şey. Yok. Böyle bir yani kaçak alkolden ya tamam, hayatını kaybeden. Fazla vergi alınsın, fazla fiyatları tamam fazla olsun ama bu da anormal bir tupik olması. Ama zaten yani. Alınıyor şu an. Yani alınan vergiler alternatif yüksek. Ama yani biz bu konuda dünyada... çok yüksek olması yarardan çok zarar getirmeye başlıyor. Dünyada dördüncüyüz. Yani ilk bilinçlendirin sırada... insanları. Evet, bilinçlendirmesi gerekiyor. En azından gençleri korursunuz. Mutlaka tabii tüketim konusunda insanlar bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet, ama bu kadar afaki fiyat ama, artışları... Evet, bu fırsatçılık doğru. Ve daha doğrusu fırsatçılıktan ötürü yani cinayet bu. Sağlığı bozan. Cinayet bu. Ya, yani baksana, başka şey demesi... Çünkü. Ve durmuyor. Artarak evet. Gidiyor bu. Artarak gidiyor. Fiyatlar da uçuk olunca orada sağlık iyice bozuluyor. Bu anlatılarak yani, insanları uzaklaştırmak sağlık konusunda daha... Örneğin ilk sırada Finlandiya var. Yani biz dördüncü ülkeyiz bu konuda. Vergisi en yüksek olan ülke. Ama Finlandiya'da önemli ölçüde bir alkolizm problemi vesaire gibi yani başka sosyal sorunlara sebebiyet verdiği için çok yüksek bir oran var. Ama şöyle de bir durum var. Oran yüksek ama tedavisi kişi başı gelirleri ve, de yüksek evet. Bu arada. Bir de tedavisi ve eğilimleri farklı. Evet farklı. Mesela pandemi döneminde inanılmaz bir psikolojik destek veriliyor. Evet onlar da yaşandı. Dolayısıyla yani bu konuyla ilgili... Hala da verilmeye devam ediyor. Yani artık geldiğimiz çağ itibariyle... Bence hani cezadan çok yani vergiyle cezalandırmaktan yardımcı çok olmak daha iyi. Evet olmak daha fayda var. Çünkü bu bir yandan evet çok önemli bir gelir kalemi. Ya onu unutmayalım. Yılda 100 milyar lira sadece buradan toplanan vergi var. Zaten evet öyle. Ama işte 100'ün içinde 9 milyar kaybediyorsunuz. %10 kaybediyorsunuz. Çok büyük bir rakam bana kalırsa. İnsan kaybediyorsunuz. Evet daha da telafisi olmayan şey de insan. Evet. Yani biz vatandaşlarımızın hepsinin aynı bilinçli olmasını bekleyemeyiz. Yani nasıl onlara ya döviz konusunda, mevduat konusunda bilgili olmaları bekleyemeyeceğimiz gibi bu konularda da aynı bilinçte olmalarını bekleyemeyiz Ebru. Peki. Yerli oto konusunda da kısa bir... bu arada reel kesim güven endeksi hep çok ciddi artıştaydı. Bu Aralık ayında bir düşüş göstermiş. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan zaten dün konuşmuştuk, gelen açıklamalar var. Başkan Profesör Sait Erdal Dinçer, Habertürk yazarı Kemal Öztürk'e yine bugün açıklamalarına devam etmiş. Açığız, netiz, gizleyecek bir şeyimiz yok. Hatta bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun alınmaması konusunda zaten siyasete alet olmadık. Olmak istemedik. Kurumu siyasetin içine sokmak istemedik açıklamasını da zaten biliyorsunuz. Bir de yerli oto konusunda artık gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Sürekli açıklama geliyor. 6 ay sonra fabrikada tamamlanmış olacak. Evet. Artık yeni logosunu, otomobili, işte şarj istasyonlarını, yeni yatırımları... Ne kadarlık bir istihdam sağlanacağını epey yaklaştı artık aynen. Yani. Yeni ortaklıklarla batarya desteği, yine üretimi desteği, yerlilik oranı %51-68'e çıkacak. Tamamen yerli ağırlığının da artacağı bir süreci izliyoruz, görüyoruz. Yani buradaki en önemli soru henüz daha yanıtlanmadı. Yani teşvik konusu ve vergi konusu. Şimdi dolayısıyla benim anladıklarıyla bir güven verildi yani TOK yetkililerine ki ya bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü eğer bir vergi düzenlemesi olmazsa çıkacak araç belki milyon liradan çıkacak. Yani milyon lira mertebesinden bir araba çıkabilir ortaya. Evet, araç zaten milyon liraya koşuyor. Dolayısıyla hani tutamıyorsunuz onları. Seneye bu tarihlerde şey diye bekleniyor. Yani araçtan sertifikasyon çalışmanın tamamlanması. Yani 2022'nin sonunda, aralığın sonunda. Yani 2023'te yollarda olacak bir araçtan bahsediyorsak
O tarihe kadar umarım yani önemli ölçüde bu aracın sokakta yani kendine güzel bir vücut bulabilmesi için bir vergi avantajı olur. Yoksa gerçekten hani... Tasarımı güzel olmuş ama. Yok, hiç kimsenin şüphesi yok. Şarj ben istasyonları ki, da onunla beraber açılırsa bayağı bir... Rakiplerine oranla önemli ölçüde bir normal içerisinde sağlayacak. Ve şey var, teknoloji evet. Var. Batarya kısmı da önemli, ortaklık da önemli. De güzel olmuş. Hepsi önemli. Yani bunların hepsi önemli. İnşallah ama... İnşallah beklentinin evet. Öncesinde gelir de... Bir de uygun fiyatla gelir. İşte o fiyatı eğer evet onu doğru yerde konumlandırırlarsa o bence zaman... Bence ilgi görebilir bu ortamda eğer fiyat avantajı da olursa. Çünkü gerçekten otomobil almakta, ev almakta bayağı bir zorlanıyor, zorlaşıyor. Evet. Neyse Mark, önce bir evin buzdolabını bir halledelim, kirasını vesaire faturalarını sonra bakarız. Borsa İstanbul 1897 puanda, zaten 2000 puan açmış, 2500 olur mu vesaire deniyordu. Orada bir düzeltme hareketi geldi. O devam ediyor. Tabii doların seyriyle de çok ilgili oldu o borsadaki düşüş. O panik havası işte bir anda satışların artması da hislendi, piyasalarını etkiledi. Dolar TL'de 11.87 seviyelerini görüyoruz. 12'ye doğru bir çıkış var. Ama daha dengeli işte 17-18'lerden. 10.60'ları 10.40'ları kadar gördük. Şu anda da 11.80 seviyelerini görüyoruz. Euro TL'de biliyorsunuz 20 seviyesini görmüştük. Hatta aşıyordu. Oradan geri geldi. 12'leri gördü. 13.50 seviyesinde. Euro dolar paritesinde de 1.13'ler seviyesi. Orada işlemler tabii sığ biliyorsunuz yeni yıl öncesi. Ama 1.13 doların biraz değer kaybettiğini gösteriyordu bize evet. Ama işlem hacmi düşük. Tabii. Onu söyleyelim. Zaten piyasalarda tatil havası da var. Altın onsu 1815 dolara çıktı. Faiz de %23'e yükselmiş durumda. Nasıl? Bahsettiğimiz şu gösterge tahvilde faiz, hazinenin borçlanma faizi ve bankalardaki kredi faizleri, mevduat faizleri o anlamda faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Petrol fiyatları da 79 dolara doğru yol almış. O da kendini bir yukarı atmış. Altının gramı 682 lira. Burada da 1000 liraya yaklaşan bir seviye vardı hatırlayacaksınız. Hani piyasalar biraz sakinleşti derken işte 950 liralardan 682 liraya doğru bir düşüşü kastediyoruz. 520 bin lira kadar geriledi Bitcoin. Ardından 550 bin seviyelerini dün 555 bini TL bazında gördük. Bu sabah 600 bini zorluyor. Hafif yatay aşağı yönlü bir hareketle 592 bin lira seviyesinde diyelim. Ve bu bölümü noktalarken kısa bir araya gidelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yarın sabah görüşmek üzere Yavuz Varlas, Habertürk.com genel yayın yönetmeni. Kısa bir ara ardından toparlayacağız bu bölümü. Tamamlıyoruz bu bölümü. Çok kısa bir aramız daha var. Konuklarımızı alacağız. Gündemi konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Bekleriz. Devam ediyoruz. Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız da hazır. Ekonomi Eski Bakanı Profesör Doktor Işın Çelebi bizimle birlikte bugün İstanbul stüdyomuzda. Günaydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Drogoman Strateji Başkanı Onur Erim bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Ankara stüdyomuzda da Habertürk yazarı Profesör Doktor Kürşat Zorlu var. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Teşekkürler. Şimdi birçok gündem var ve o gündem başlıklarının hepsini, yorumlarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Hangi mesajları verdi? Bir izleyelim, devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Amerikan Müslüman toplumunun kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim, sizleri selamların en güzeliyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Video mesaj yoluyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'deki 84 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere özellikle iletmek istiyorum. Yine sizlerin aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi'nin başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleneksel hale gelen ve bizlere Amerika'daki dostlarımızla hasbihal imkanı sunan bu etkinliğin icrasında
emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Manevi önderlerimizden Hazreti Mevlana da ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir. Bizler gerek siyasi, gerek günlük hayatımızda, gerekse ülkemiz, milletimiz ve ümmet için verdiğimiz kutlu mücadelede bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir kolaylığa mazhar olduk. Koronavirüs salgınının etkilerini halen hissettiğimiz şu sürecin sonunda da bizleri ve tüm insanlığı bekleyen kolaylıklar olduğunu biliyoruz. Bunun için umutsuzluğa kapılmadan tedbire sarılıp takdire rağm olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulan kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumun refahı ve esenliği için gösterdiğimiz çabaları artırmalıyız. Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür. Cihan şümül kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda kavmiyetçiliğe, tefrikaya, fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur. Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğumuza çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını da sonuna kadar açacağına inanıyorum. Amerika Müslüman Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı toplantı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, aramızdaki muhabbetin perçinlenmesine vesile olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, çalışmalarınızda her birinize Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Amerikan Müslüman toplumunun tüm fertlerini ve Amerikan halkını saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı böyleydi. Şimdi sıcak gelişmeleri de aktarıyoruz. Gündemin başlıklarına geçmeden önce Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği bu mesajdan sonra biraz da sıcak gelişmelere bakalım. Size gelişte gündem başlıklarını aktarırken bu saatte içkiden 10 Aralık'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının tam 91'e ulaştığını söylemiştim. Aynı zamanda birçok ilde operasyonlar, saatte içki operasyonlarının devam ettiğini aktarmıştım. Şimdi yeni yıl da geliyor. Yılbaşına az bir zaman kaldı. Dolayısıyla bu operasyonlar daha da artacak mı? Ne olacak? Aynı zamanda bu konuda yeni artışlar var mı? Ozan Kelleci'den son durumu değerlendirmeleri alacağız. Ardından devam edeceğiz. Ozan. Ebru Baki, Türkiye genelinde sahte içkiden 91 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'daysa bu sayı 20'den fazla kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da hal böyle olunca harekete geçti ve operasyonlarına hız verdi. Gördüğünüz gibi operasyonlarda ele geçirdiği içkiler de işte burada sergileniyor. İstanbul'da Sultan Gazi'de bir imalathane ve Ümraniye'de depoya baskın yapıldı ve o baskında tam 7400 litre sahte içki ele geçirildi. Burada her türlü içkiden
üretmiş sahte içki imalatçıları. Etiketlerini ve bandrollerini de yapmışlar. Artık gerçeğinden ayırt etmek oldukça imkansız. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarati bir çalışma yaptı ve bu çalışma neticesinde fiziki bir takip gerçekleştirdi ve şüphelilerin imalathanesine baskın yaptı. Şüphelilerin metil alkolü etil alkolü çevirdikleri, elde ettikleri bu maddeyi de orijinal şişelere doldurdukları ve piyasaya sürmek üzere hazırlandıkları belirlendi. Öncelikle imalathaneye baskın yapıldı. O imalathanede etil alkolleri kazanla imalathaneye getirdikleri damıtma kazanından geçirdikten sonra su tankına aktardıkları belirlendi ve burada da en son olarak da karışım kazanında hap ve esanslarla güçlendirdikleri ve daha sonra da kapaklama ve etiketleme işlemleri yaptıktan sonra da artık satışa hazır hale getirdikleri, piyasaya sürmek üzere oldukları belirlendi ve o adreslere baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem Ümraniye'deki imalathaneye hem de Sultan Gazi'deki depoya baskın yaptı ve toplamda 7400 litre sahte içki ele geçirildi. Dediğim gibi yılbaşı öncesinde toparlayacak olsak, yılbaşı öncesinde ekipler operasyona hız verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı geçen hafta da yine bir operasyon yapmıştı. Çok sayıda sahte içki ele geçirilmişti. Bu operasyonda 7400 litre sahte içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı ve o kişi de tutuklandı diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Ebru Baki. Ozan Kerleç, teşekkür ederim. Bir yandan da operasyonlar devam ediyor. 91 kişi hayatını kaybetti 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden, ama sadece İstanbul'da operasyonlarda 7400 litre sahte içkiyle geçirildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla sorun artarak devam ediyor. Bir yandan da can kayıpları sürüyor. Detayları sizlere ilettik. Tam da yılbaşı, yeni yıl yaklaşırken. Şimdi Profesör Doktor Işın Çelebi, Onur Erim ve Profesör Doktor Kürşat Doğru ile birlikteyiz dedik. Sıcak gelişmelerden başlayalım, sonra ekonomiye doğru yol alalım. Biraz da gündemi biraz değiştirmiş, gündem molası vermiş olalım. Dün itibariyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan teftişle ilgili. Biz terörle mücadele ediyoruz, her yerde, İstanbul'da mı etmeyeceğiz dedi. Terörle iltisaklı kişiler var mı yok mu? Birçok kurumda bu mücadeleyi sürdürdük. Dolayısıyla bunun incelemesini ve teftişini yapıyoruz dedi. Bugüne kadar belirlenen kişi sayısını aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da biz alırken temiz kağıdı var mı yok mu soruyoruz. Eğer bir sorun varsa tut kulağından al at hapse dedi. İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırdı. Dolayısıyla tartışma liderlerin de devreye girmesiyle büyüdü. Bu noktada ki gelişmeler bundan sonra acaba bu gerilim nereye varır, ne olur? Şehirlerde terörle mücadele etmeyecek miyiz sorusu İçişleri Bakanı'ndan geldi. Bu siyasi bir gelişme değil vurgusuyla beraber. Bir de Din Alimleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği konusunda bugün Abdülkadir Selvi de detaylı yazmış. Daha önce Temmuz'da bir soruşturma bu derneğe ilişkin varmış. Dolayısıyla işte bu dernek üyelerinin İBB'de çalıştığına dair iddialar da söz konusu. Dernekten açıklamalar var. Dolayısıyla böyle sorun, tartışma büyüyerek devam ediyor. Ne olur, neye varır? Yani inşallah olması gerektiği yere varır. Şimdi yani ciddi bir iddia var ortada. Türkiye gibi hukuk devletinde gereği bununla ilgili prosedür, kanun neyi gösteriyorsa bunu takip etmek ve nihayetlendirmektir. Böyle bir şey vardır veya yoktur. Şimdi bahsi geçen dernek sadece soruşturma değil, gözaltılar, hapisler falan var ve devam eden bir soruşturma var. Mesela dün bazı yerlerde maalesef şöyle bir yorum duydum. İşte ya madem bu dernek böyle bir hani terör örgütüyle iltisaklı bir dernek, niye kapalı değil? O açıdan bakarsak HDP de henüz kapalı değil. Ama bu ülkede bir kanun var, bir düzen var. Öyle istediğiniz gibi istediğiniz yeri kapatamıyorsunuz. Bu derneğin terörle iltisaklı olduğu iddiası ve buna dair soruşturmaların devam ettiği bir durum var. Gözaltılar var, evet. Hapisler var ve soruşturma ve dava kavuşturma aşaması devam ediyor verilen bilgiye göre. Öyledir değildir bunu mahkeme belirleyecek. Bizim böyle bir hakkımız veya yetkimiz, haddimiz yok tabii ki. Öbür taraftan ya şöyle, neye varır dediniz. Şimdi ben gördüğüm birkaç noktayı söyleyeyim. Birincisi, ben Sayın İçişleri Bakanı'nın bu terör örgütüyle iltisaklı olduğu ihbarı yapılan, iddiası yapılan rakamları kamuoyuna bu şekilde açıklaması ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ben daha evvel böyle bir şey görmedim.
Bu bir. Şey anlamında mı? İşbaşı yaptırılan personelden 455'i evet, işte PKK, KCK, 80'i DHKPC, 20'si MLKP'li, ikisi MKP'li, bazıları terör ve FETÖ örgütleriyle evet. ilişkili. Bu sayıları diyorsunuz. Evet, yani bu ne kadar kamuoyla, yani şu noktada paylaşılır kişi. Bilmiyorum. Çünkü bakın devletin işleyişinde şöyle bir şey var. Her bakanlık, özellikle belediyeler söz konusuysa İçişleri Bakanlığı, müfettişleri vasıtasıyla gerek gördüğü zamanlarda teftiş yapmakla zaten yükümlüdür. Fakat teftişin ana temeli şudur. Eğer bir iddia, bir ihbar varsa müfettiş gider, araştırır. Bir suç unsuru, bir yanlışlık unsuru var mı yok mu? Bunun delilleri var mı? Bunları ortaya koyar. Burada bir suçlama yapamaz. Sadece şüpheli şeyler görürse bu tespitini rapor haline getirir, bakanlığına sunar. Bakanlık idarecileri de gerekli bir merciler de uygun görürse bunu alır, savcılığa suç duyurusunda bulunur. Gayet önemli bir iddia, gayet ciddi bir iddia. Bence sayı da fazla. Sayı da çok, ya bir bile olsa fazla. Peki, değil ama böyle bu sayı da çok fazla. Ben sadece bunun kamuoyla paylaşım kısmında ve paylaşım şeklinde. Ben yani daha evvel görmediğim, benim de yadırgadığım bir şey. Ne olmalıydı? Ya bu soruşturmayı başlatırsınız. Bitirirsiniz. Sonucu mu açıklarsınız? Ya sonuç zaten savcılığa gittiği zaman otomatik olarak halka açık bir noktaya geliyor. O zaman sonucu açıklarsınız. Şimdi bu o tarafın bana göre yaptığı bir normal, norm dışı, alıştığımızın dışı bir hareket. Teftiş başlatıyorum, şu kadar evet. liste var elimde. Öbür mesela. Tarafta bakıyorum. Bir de şey, duyumlar, ihbarlar üzerine de. Ama zaten teftişin sebebi budur. Hı. Teftişin elinde zaten, bakın elinizde maddi bir gerçek varsa teftişe gerek yok. Direkt savcılığa verirsiniz. İBB de diyor ki temiz kağıdı alınmış insanlar varsa bir sıkıntı at tutkulandan at hapse. Nasıl atıyor ki? Yani kusura bakmasın yani İmamoğlu herhalde hiç bilmiyor yerleri. Yani. Böyle siz bir şey tespit varsa at tutkulandan at. Nereye atıyorsunuz ya? Burada hukuk var, hak var. Hiç kimseyi mahkemeden eğer belirli bir konuda, iddia ettiğiniz konuda suçlu bulunamazsa ne kulağından ne başka bir tarafından tutup atamazsınız. Yani bakın ben Sayın İçişleri Bakanlığı'nın, Sayın Soylu'nun o konuda bana göre yaptığı yanlışı şey açısından, kamuoyu iletişimi açısından söylüyorum. Hı. Bence sağlıklı bir durum değil. Öbür tarafta Sayın İmamoğlu'nun bunu belki de hakkıdır siyaseten ama bir siyasi olarak bir hareket haline dönüştürmesini de yadırgıyorum. Ben şunu beklerdim Sayın İmamoğlu'ndan. Ya Sayın Bakan bu konudaki yaklaşımı her ne kadar kamuoyla bunu paylaşmasını kırıcı bulsak da, işte 86 bin İstanbul Belediyesi çalışanını da tamamını itham altında bırakıyor şeklinde olduğunu görsek de, ama madem böyle ciddi bir iddia var, biz de Sayın Bakan'ın, Sayın Bakanlığın bütün bu eforuna elimizden geldiği kadar yardım edip bunu bir an evvel ortaya çıkaracağız. Şimdi temiz kağıdı almak, bunu artık öğrendik, biliyoruz. Temiz kağıdı almak illa devam eden bir soruşturmanın bir parçası olmanız anlamına falan gelmiyor. Dolayısıyla bu ciddi bir iddia. Dediğim gibi bu tarafta yanlış var. Öbür tarafta temiz kağıdı nasıl alınıyor ki? Temiz kağıdı şöyle. Siz yargılanıyor olabilirsiniz. Siz suçlu da bulunmuş olabilirsiniz. Sizin suçlu varsa öyle bir durum. Cezanızı çekiyor. Ceza değil. Bütün istinaf, yargıtay süreçleri bitmeden sizin sicilinize bir şey işlemiyor. Yani siz düşünün şimdi bir şey, bir olaydan dolayı. Tamam da görmüyor mu geçmişi? Görmez. Görmez. Ama burada İçişleri Bakanlığı devreye girer. Adalet Bakanlığı devreye girer. İltisa bakın. Dünyanın her yerinde devlet tam olarak mahkemece suçlu bulunmasa da eğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu şüphesi olan insanlar varsa bu insanları çalıştırmaz. Bu dünyanın her yerinde, her devleti için çok net bir kuraldır. Ben demiyorum ki bu insanların hepsi suçlu veya bir tanesi bile suçlu. Ben sadece diyorum ki böyle ciddi bir iddia var. Bunun ciddi şekilde araştırılması lazım. Sayın Bakanım bence bu tarzı şey bir tarz değil. Beklenip çok alıştığımız, bize uygun bir tarz değil. Bence doğru da değil. Ama öbür tarafta da Sayın İmamoğlu'nun buna yaklaşımı da hoş değil. Bakın siyaseten şimdi Sayın İmamoğlu biraz böyle bir mağduriyet çerçevesinde bir takım kendine şeyler görüyor. Ama yarın bir gün bunlardan, bu kişilerden bir tanesi bile suçlu çıksa ve hakikaten iltisaklı çıksa bu açıklaması zor olur. Şimdi bu toplumu nereye itiyor?
çok ufak bir örnek verip kapatacağım. Biz yargıya karşı değiliz, yani yargının kararı evet, ne? Ama yargıya aynı zamanda da çok yardımcı olmamız lazım. Böyle hani defansa geçip işte Sayın İmamoğlu Türk Milli şeye İstanbullulara emanet. Biz 86 bin çalışanımızla ya bu böyle olacak bir şey değil. Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu suçlama, Türk Milletine emanettir ağır. Dedi Murat Ongun. Evet suçlama ağır. Maalesef o beyefendi bir memur olarak çok fazla siyaset yapıyor ve çok fazla siyasetlere cevap veriyor. Neyse kendisi burada değil. Yok yok ben sadece yaptığını söylüyorum. Şimdi bu toplumda nereye getiriyoruz? Hep kutuplaşma kutuplaşma diyoruz ya. Ya dün ya tamamını okuyamayacağım. Çok uzun. Ama yani okuyunca ne demek istediğimi anlarsınız. İstanbul Tabipler Odası bir açıklama yaptı. Hı. Diyor ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görevi biraz uzun pardon keseyim. Uzunsa evet özet verirseniz sevinirim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bağlı kuruluşlarda işe alınan kişilerden bir kısmının terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olduğu şeklinde ihbar, şikayet ve tespit olduğu iddiası ile İçişleri Bakanlığı tarafından özel teftiş başlatılması demokrasi adına son derece kaygı verici bir durumdur. Ayıp. Ayıp, ayıp. Birincisi İstanbul Tabipler Odası'nın bununla ne alakası var? O ayrı bir konu ama bakın diyor ki birilerinin terör örgütleriyle iltisaklı irtibatta olduğu ihbarına dayalı olarak yapılacak bir şey demokrasiye aykırıdır. Ya bunun nesi demokrasiye aykırı? İşte ne oluyor toplum? İşte bir taraftan biz çok ciddi bir konuyu hızlı bir şekilde politize edebiliyoruz. İhbarla bu isimler, bu sayılar, bu kişiler açıklanırmaz sadece ihbarla diye çok tartışıldı. Şimdi ki, isim açıklanmadı onu bir kenara koyalım da. İşte. Ama dediğim gibi bak ben söylüyorum ya ben İçişleri Bakanlığı'nın bence bu açıklaması da yanlıştı. Çok haklı olarak çok hızlı bir şekilde bir komisyon kurulup bununla ilgili araştırma yapılmalıydı. Ama bunu şu raddede kamuoyuyla paylaşmanın bence hiçbir şekilde bir kimseye faydası yok. Davaya da faydası yok. Öbür taraftan da Sayın İmamoğlu'nun bunu politize edip işte ben mağdurum işte bakın bizim üzerimize geliyorlar 86 bin falan işte Tabipler Odası'nın bu tip açıklamaları. 86 bin çalışanlar uzayızdı. Bu da yanlış. Ortada bir vaka varsa yani hakikaten 500 küsür kişi veya bir kişi fark etmiyor benim için. Terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlıysa bunun sonuna kadar hızlı bir şekilde peşinden gidilmeli. Onun dışındaki her şey bizim normal sistemimize ve bu soruşturmanın da... Bu sayı fazla değil mi yalnız? Çok fazla. Çok fazla. Siz onun bir de doğru olduğunu düşünün. Bir de doğru olduğunu düşünün. Kimse o insanlar... Biri bile mi? Hepsi mi temiz kağıdı almış bunu? Bakın hakkınızda yargıta yaşamasına kadar kesinleşmiş anladım bir hüküm olan bir dava yoksa Türkiye'deki davaların maşallah ne kadar uzun sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Evet çok uzun sürdü. Yani o bakımdan çok sadece temiz kağıdı var diye bir insan hakkında bir pozitif veya negatif bir şey söylemek çok Türkiye'de maalesef yetmiyor. Peki. Işın Çelebi Hocam ne der bu tartışmalara? Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yansımış o açıklamalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör teftişine ilişkin konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. Başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Özel masalar kurdular. Tüm alınanlara bakıyorlar, baksınlar. İktidarda kalmak için söyleyemeyecekleri, yalan atmayacakları iftira yok diyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, devletin işleyişi açısından bir temiz kağıdı dediğimiz şey insanların geçmişinde bir yanlışları var mı? Bir kişilerle ilgili araştırma yapılıyor ve bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı yetkilileri işe girmesinde bir sakınca yoktur diye yazı veriyor. Yani bir nevi o kişiyi onaylıyor. Evet. Eğer hatası varsa onu da belirtiyor ve işe alınmasına mani oluyor. Şimdi böyle bir süreçten geçmiş Adalet insanlar... Adalet Bakanlığı veriyor temiz kağıdını bu arada. Çok önemli işte Adalet Bakanlığı vermesi. Daha tarafsız bir kurum. Hocam bir ek yapayım. Tabii buyurun. Tabii detay genelde paylaşılmadığı için bilmiyoruz. Mesela bu bahsi geçen kişiler... Ama terörle mücadele İçişleri Bakanlığı... Taşeron altında çalışıyorsa... Bu prosedür yok mesela. Bilmiyoruz. Olabilir. Bilmiyoruz. Ben oradan bir noktaya geleceğim zaten. Hı, buyurun. Terörle ilgili suçları Cumhuriyet Savcılığı hemen araştırma yapması gerekiyor. Bu şu anda Cumhuriyet Savcılığı'nın bir işi, İçişleri Bakanlığı'nın bir işi değil. Yani şu anda bu tartışma olduysa devletin işleyişi açısından Adalet Bakanlığı devreye girip
Cumhuriyet Savcılığı terör suçlarını hemen incelemeye alır ve bunu da almalı. Hiç bu tartışma uzamamalı. Eğer görev suçu varsa ortada, bunun da disiplin soruşturması yapılıp yargı karar vermeli. Burada bir görev suçu var mı yok mu diye. Yani sonuçta yargının bağımsızlığına güvenerek yargının karar vermesini sağlamak lazım. Bunu bir siyasi polemik haline getirmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer terör suçu varsa Cumhuriyet Savcılığı derhal harekete geçmeli. Hatta bugün harekete geçmeli. Bunu uzatmamalı. Eğer görev suçu varsa göreve dönük inceleme yapılıp disiplin suçunun tespiti de yargı kararına bağlı. Bu yargıya gitmeli ve bu iş bitirmeli. Yani böyle bir polemik haline getirip tartışmayı uzatmak herkesi işinden gücünden de eden bir durum. Benim kişisel kanaatim bu yargının işi haline hızla getirilip bu problem kapatılmalı. Bu sürecin de hızlı evet, belediyenin işleri var çünkü topluma hizmet ediyor. Ve bu topluma hizmetin aksamaması lazım. Nereye varır sizce? Bence şu anda birçok belediye başkanı görevinden alındı. Kayyumla yönetilen belediye epey oldu galiba, değil mi Onur Bey? 10-12 galiba. Yok, daha fazla. Olabilir. Ben belki büyükleri düşünüyorum. Olabilirim. Yani bu meseleyi kapatıp herkes işine gücüne bakmalı. Yani bu ülkede... Buraya varacağını düşünmüyoruz. Yalnız, hocam, sadece bir hocam, teftiş diyorlar burada ama. Kimse, bir dakika, burada bir kere kimse baştan beri Sayın İmamoğlu'na hedef almadı. CHP tarafında biraz böyle hani işte bize de mi kayyum atamaya çalışıyorlar gibi bir tepki var mı? Terörle iltisaklı kişileri işe aldığını suçlaması var. 45 bin işe alımı var. Birçoğu terörle iltisaklı. İşte, Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmeli ve bu suçlanan insanlar tek tek Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmeli. Ve yargının karar vermesini, Cumhuriyet Savcılığı'nın birinci meselesi bu. Önemli meselelerinden biri bu terörle ilgili mücadele. Ve belediye işlerinden alıkonulmamalı, hizmetini devam etmeli. Bu tartışmaların dışına çıkmalı. Benim söyleyeceğim, yargı bu işi inceleyip karar vermeli. Peki. Sayı size de biraz fazla gelmedi mi? Yani bana 45 göre... 45 bin kişi alınmış. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 500'ün üstünde ismi kapsıyor. Bana göre fazla. Ama dediğim gibi mümkün olduğu kadar hizmetleri aksatmamak lazım. Bunlar niye alındı, kim aldı, nasıl aldı meselesini yine savcılık tarafından incelenmesi lazım. Bunu böyle uzatıp göreve sıkıntıya sokmamak lazım. Bu seçmende nasıl bir algı yaratır? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e onu da sorayım. Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarını el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarına döşemeyin dedi. Ya bakın, konu teröristse, terörizmse bir kere her şeyden önce yani Sayın Bakan'ın bir çağrısı var. Ne diyor? Hızlı bir şekilde bunu adli makamların çözmesi lazım diyor. Bekleriz ki vatandaş olarak bütün muhalefet liderleri dahil öncelikle ya bu konu hızlı bir şekilde bitirilsin. Yani yasa onu gerektiriyor zaten. Onu gerektiriyor ve bizim ihtiyacımız olan bu. Ha, eğer bunu İçişleri Bakanlığı'nda İçişleri Bakanı veya başka bir siyasi, bir siyasi polemik, bir siyasi kazanç anlamıyla yaptıysa o da ortaya çıkar zaten. Fakat yani böyle bir ciddi iddia varken önce şu iddia hızlı bir şekilde ortaya çıkarılmalı ve sonuca varılmalı. Ondan sonra Meral Hanımefendi'nin veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirileri bir yere gelebilir. Yani elimizde böyle ciddi bir iddia var. Biz siyaseti tartışıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Benim için siz çok değil mi dediniz ya. Benim için bir varsa bir terörist bile çok fazla. Yok tabii ki bir terörist bile çok fazla da hani bu durum, bu tablo biraz daha vahim değil mi yani açıkçası? Sonuç bir çıksın da. Bilmiyoruz. Bu tamamen Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesini gerektiriyor. Bu İçişleri Bakanlığı'nın da görev alanına girdiğini düşünmüyorum. Peki. Kürşat Zorlu Hocam ne der? Evet. Tabii, nereye varır, ne olur, nasıl bir süreç bekliyoruz? Katıldığım hususlar da var, katılmadığım yönler de var konuşmacılarda. Bir defa mesele terörle ilişkili bir mesele olduğu için son derece dikkatli olunması gereken bir konu.
Biraz daha genel bir çerçeveden başlayarak oraya doğru yöneleyim. Türkiye özellikle 2016'dan sonra çok ciddi bir terörle mücadele süreci yürüttü ve çok önemli de başarılar elde etti doğrusu. Bunları da büyük ölçüde elbette Sayın Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın bakanlığı döneminde gerçekleşti. Bu konuda da vatandaşlarımızın hatırı sayılır bir bölümünün takdir içerisinde olduğunu, bunu değerlendirdiğinde söylemek mümkün. Bu birçok biliyorsunuz anketlere de yansıyan bir durum. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesiyle ilgili böyle bir önemli dönemeçte bu tür kavramları, bu tür meseleleri gündeme taşırken çok dikkatli olmak lazım ki terörle mücadeledeki güven algısının devam edebilmesi ve bunun topyekun bütün bürokratik mekanizmada siyaset üstü bir anlayışla sürdürülebilmesi bakımından oldukça önem taşıdığı kanaatindeyim. İşte şimdi bununla birlikte bu olayın iki önemli yönü olduğunu ifade edebiliriz. Bir tanesi elbette hukuki ve adli mekanizmalar açısından değer taşıyan yönüdür. Bir diğeri de her ne kadar olmadığı söylense de siyasi yönüdür. Ben bunun kesinlikle olduğu kanaatindeyim. Oraya nasıl varacağız? Şimdi hukuki yönüne geldiğimizde Sayın Bakan'ın açıklamalarında, daha doğrusu paylaşım yaptığı o görselde, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler şeklinde bir değerlendirme yansıyor. Biliyorsunuz anayasanın 38. maddesine göre masumiyet ilkesi vardır ve suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Adli bir yargı kararına gidene kadar. Şimdi burada en önemli yer bence bu ifade edilen 500'ün üzerindeki kişi arasında adli yargı sürecinde olan kaç kişinin olduğu ve bunların neyle yargılandıkları ya da soruşturuldukları hususudur. Bence bütün bu değerlendirmeler ve ayrıntılar bir arada toplanarak topluma sunulmuş olsaydı, doğrusu hem Sayın İmamoğlu'nun açıklamaları değişebilirdi, hem de bunun siyaset alanına taşınması çok daha zorlaşırdı. Çünkü kabul etmek lazım ki burada bir İstanbul seçimi var, 2018 yılında yaşanan ve zaman zaman biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da o seçime atıfta bulunuyor. O sürece ilişkin bir takım ifadeler, değerlendirmeler de bulunuyor. Onun karşısında muhalefet ve Millet İttifakı unsurları bir takım karşı argümanlar geliştiriyorlar. Ve yine olayın odağında yer alan kişi, bunu sadece ben söylemiyorum, toplum konuşuyor. Cumhurbaşkanı adaylığına ismi geçen en önemli 3 ya da 5 kişi arasında anketlerde değerlendirilen, konuşulan, her gün akşam sabah kim aday olacak tartışması içerisinde yer alan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla milletimizin başta bahsettiğim olmazsa olmazı, terör söz konusu olduğunda siyaseti olabildiğince dışına attığı böyle bir meselede, böyle bir iddia içerisinde yer almasının siyasi etkileri ve sonuçları olması da muhtemelen. Dolayısıyla dün de görüldü ki işte zannediyorum 10 belediye başkanıydı ya da 11 bütün işte Millet İttifakı'nın seçtirdiği belediye başkanları, sonra birlikte Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, evet, bu konuda hemen bir karşı tutum içerisine girdiler ve bana kalırsa elbette iddia önemli, bu soruşturulacak, bundan kaçış yok. Yani bu soruşturulmasın, bu yalandır şeklindeki tırnak içerisinde ifadeler de başta bahsettiğim hukukilik ve masumiyet karnesi açısından da doğru değil. Bir an önce açıklığa kavuşturulup kamuoyunun huzurunda bu kişilerin, bu 500'den fazla ifade edilen, iddia edilen kişiler kimler, nerelerle irtibatlı, gerçekten somut bir biçimde ortaya konulması lazım. Eğer bu süreç uzarsa bunun ben doğrusu siyaseten biraz önce sordunuz, Cumhur İttifakı'na bir imaj ve algı bakımından zarar vereceği kanaatindeyim. Çünkü böyle meselelerde üstelik normal bir seçim kararını düşünsek bile 18 ay kalmışken çok dikkatli davranılması gereken bir
durum. Bana kalırsa Sayın İmamoğlu da kendisine yöneltilen bu iddialar karşısında bunu bir siyasi yeni bir öykü alanına da taşıma gayreti olduğunu ifade etmek mümkün dünkü açıklamalarından yola çıkarak. Peki adaylığı güçlendirir mi? O soruyu sizden başlayarak alayım. Yani adaylık tekrar gündeme gelir mi? Orada da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını duymuşsundur, duymuşsunuzdur. Bir hayırımız yok ama hayır demiyoruz kimseye ama böyle anketlerde bir yarış içine sokulması da böyle bir rekabet ortamına sokulması da adayların doğru değil yorumunu aktardı. Evet, şimdi o tabii o yönüyle biraz başka boyutları olan bir tartışma. Özellikle iktidarın 20 Aralık'taki hamlesinin ardından şu anda yaşamakta olduğumuz, birazdan belki konuşacağız, bu ekonomik modelin etkileri, neticeleri bana kalırsa Millet İttifakı'nın aday profili yönünde de bir değişim meydana getirebilir. Çünkü öyle mi? 20 Aralık yani İmamoğlu'nun 20 öyle Aralık çıkardı. Öncesindeki yok öyle demiyorum ama kabul etmek lazım ki o tarihe kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hep konuştuk. Yani onun güçlenen adaylığa yönelik güçlenen eğilimini konuştuk. Propagandasındaki artan tonu, dozajı konuştuk. Ama biliyorsunuz bu ekonomi çok önemli. Vatandaşımızın özellikle ekonomik sorunlarının nasıl çözüleceğine yönelik beklentisi ve güven algısı bence hem Cumhur İttifakı'na yönelik düşmekte olan güven eğilimini durdurabilir veya daha da artırabilir önümüzdeki gelişmelere göre. Bu aynı zamanda Millet İttifakı'nın bu sorunları nasıl çözeceğine yönelik vaatlerini de belli bir noktaya taşıyacaktır algısal bakımdan. İşte bu merkezde düşünmek lazım biraz daha adaylık profiline. Fakat biraz önceki durumu biraz tekrarlamam gerekirse Sayın İmamoğlu'nun bu süreçten etkilenerek uygulanan ekonomi sonucu ulaşabilir. Burada destek dolayısıyla ekonomiyi yine AK Parti düzeltir görüşü vardı. Oradan destek artabilir. Süreç değişebilir. Bu da evet. Millet İttifakı'nın aday profilini etkileyebilir. Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru doğru. Ve şunu söyleyeyim. Hani bu kayyum tartışmaları yapılıyor Ebru Baki. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Çok tehlikeli bir tartışma bu. Bunu özellikle bilhassa Cumhur İttifakı bileşenlerinin çok uzak durması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu böyle bir iklimde insanlarımızın ekonomik sorunlarının çözülmesini, istikrarı, daha uzlaşmacı, daha barışçıl, daha huzurlu bir iklimi öncelediği bir anda altı doldurulmamış bu tür ifadeler doğal olarak da tabii bazı kişileri doğal bir cumhurbaşkanı adaylığında taşıyabilir ki bunun geçmişte farklı konularla, meselelerle nasıl gündeme gelip siyasetçileri nasıl toplumun nezdinde daha yüksek bir noktaya getirebildiğini gördük ve hatırlıyoruz diye düşünüyorum. Adaylık noktasında gelişmeleri etkileyen bir durum olur mu Aşın Hocam? Şimdi ben... Bu gelişmeler adaylık sürecinde etkiler mi? Hani Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkmıştı ya, yine Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı karar verecek dedi ama belediyeler konusundaki görüşü de belediyeleri bırakamayız. Sonuçta bunun hesabını veremeyiz vatandaşa. Bu adaylık, belediye başkanlarının aday gösterilmesi konusundaki defteri aslında kapatıp aday konusunda Millet İttifakı karar verecek. İttifak olarak karar vereceğiz demiş. Şimdi bu süreci etkileyen bir durum olur mu bu? Bence olmaz. Olmaz mı? Hayır. Yani burada savcılıklar devreye girip çalışma yapmalı. 2022 yılının sonuna doğru, eğer erken seçim olacaksa 2023 Haziran ile 2022 Kasım arasında bir seçim tarihi. Yani 8-9 ayda Türkiye'de çok şey değişir. Bu tartışmalar çok geride kalır. O yüzden adaylar tartışılıyor. Ben de takip ediyorum basından. Ben ittifakların bu meseleyi oturup konuşup değerlendirip bir aday seçeceğini düşünüyorum. Zaten Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı'nda aday konusunda 3 aday ön plana çıkmış vaziyette. Belki 4. aday da
olabilir. Buna Millet İttifakı oturup karar vereceğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hep birlikte konuşacağız diyor. Meral Akşener'in de düşüncesi o. Daha çok köprülerin altından sular geçer. İki belediye başkanına hayırımız yok dedi ama Akşener. Her şey ama değişebilir. Anketlere sokulup yarıştırılma kısmında bir şerh koydu. Yani. Her şey değişebilir. Yani 8-9 ay çok önemli bir zaman. Seçim diyelim ki Kasım ayında olacak. Bu tartışmaların nereye varacağı da önemli herhalde. Ekonomik açıdan mı? Adaylık konusunda. Adaylık konusunda bence Haziran'dan sonra aday tespiti doğru olabilir. Yani bir seçime ben 4 dönem milletvekilliği yaptım ve çok seçime girdim. Hı hı. Seçime girecek olan adayların tespiti seçime 1 ay 2 ay kala yapılır. 3 ay kala yapılır. Daha önce yapılmaz. Yıpranır çünkü. Öyle mi? Tabii. Yani bu işin kuralında... O zaman tanınmış biri olacak. Tanınmış, toplumun saygı duyduğu, iş yapma kabiliyeti yüksek olan biri olacak. Ve bu süreçte Türkiye'nin geleceğine dönük olarak Türkiye'yi yönetilebilecek biçimde bu başkanlık sisteminin revize edilmesi gerekiyor. Çünkü kuvvetler ayrımı da ciddi sorun var. Ve bu anlamda başkanlık sistemi revize edilmek durumunda. Parlamentonun etkinliği kalmadı. Parlamentoyu yeniden etkin hale getirip oradan, parlamentodan seçilmiş insanlardan, ki bu iki turlu bir seçim sistemini gerektiriyor Türkiye'de, şartlar onu gösteriyor bize. Gelecekte insanlar bu parlamentodan çıkacak bir bakanlar kurulu ve başbakanın yönetiminin etkin olmasını istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu yapıya uygun Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı belirlenir diye düşünüyorum ben. Zaten şu anda 4 tane aday ön planda. Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Cumhurbaşkanı. Bu anlamda ben çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Bu tartışmaların geride kalacağını ve yargının işi haline geleceğini düşünüyorum. Anladım. Ya burada kalyum tartışması vesaire, işte o süreç çok uzamaz. Yargının işi haline gelir. Evet. Adaylık tartışmasında da, adaylık sonucunu da etkileyecek bir durum olmaz. Ekonomi daha baskın orada, evet, dedi ekonomi Kürşat Hoca. O kadar etkin ki ve bu problem enflasyon ve hayat pahalılığı ve yaşama standartları üzerine oturacak. Çok net biçimde bunu görüyorum. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener benzer bir açıklama da yaptı. Biz popstar seçmiyoruz. Anladım. Ülkeyi parlamenter sisteme geçirecek Cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz, ilan edeceğiz. Ve 13. Cumhurbaşkanı da Millet İttifakı'nın adayı olacak dedi. Bu cümle ne demek? Bu cümle şu demek bence. Toplumun saygı duyduğu bir insanı ön plana çıkaracağız. Türkiye'yi yönetmesini bilen bir insan olacak. Çünkü çocuklarımızı biz Türkiye'de büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin huzur içinde, barış içinde, yaşama standartlarını da yukarı çıkaracak bir yönetim oluşturmak gerekir demek istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu anlamda toplumun da güvendiği bir isim olacak. Tecrübeli bir isim olacak. Bu yapıda Meral Akşener, benim kişisel kanaatim Sayın Meral Akşener de aday olabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday, Sayın Mansur Yavaş aday, Ekrem İmamoğlu olabilir. Bir de bunların dışında herkesin birlikte onay vereceği bir başka kişi de olabilir. Onları bilmiyorum tabii. Bence bu adayı belirleyecek olan 2022 yılındaki ekonomik süreç olacak. Anladım. Adayda ne kadar ekonomik başarılı olursa daha güçlü aday, evet, daha o süreci etkileyebilir. Ekonomi, siz de Kürşat Hoca gibi düşünüyorsunuz. Evet. Bu sürecin de belli bir süre yargıya taşı, belli bir süre sonra yargıya taşınacağını o ve ayrı bir kulvarda ayrı bir mesele. Yani o tamamen... Adaylığı çok etkileyecek bir durum olmayacak. Hayır. Diyorsunuz. Peki Onur Erim ne der? Hem adaylık konusunda hem bu açıklamalar konusunda. Ya bu süreç adayı da etkiler mi? Belirlenecek adayı o süreci etkiler mi? Bu İBB'deki süreç mi? Evet. Bu sadece Ekrem Bey açısından etkiler. Ekrem Bey'in arayıp da bulamadığı, kendisini tekrar kamuoyu önünde ismini geçireceği çok
inanılmaz siyaseten altın bir fırsat. Bunun için de Süleyman Bey'e teşekkür etmesi lazım bence. Genel anlamda baktığımız zaman yani ben şöyle görüyorum. Birincisi, sanırım buna kimse itiraz etmez. Millet İttifakı'nı oluşturuyoruz diyen partiler, ki biliyorsunuz İyi Parti ve Saadet Partisi'ne göre onlar ittifakta değil, onlar sadece seçim ittifakındayız biz diyorlar. Kendi ağızlarıyla konuşuyorlar. Bunu toplayan partiler, işte CHP'si, İyi Partisi, HDP'si, Saadet Partisi ve diğer minik partiler, fraksiyonel partiler, anladığımız kadarıyla halen çatı aday mı veya işte her partinin genel başkanı ayrı ayrı girsin mi, bu konuda mütabakat yok. Herhalde olsa duyardık diye düşünüyorum. Bu sizce bir... yok mu? Bence yok. Yani olsa net olur yani. Yani her parti kendi adayını da çıkartabilir. Ben yani bu konuda %100 biz karar verdik çatı aday veya biz %100 karar verdik herkes kendi girecek diye ben net bir ifade duymadım. Peki. Bunu bir kenara koyalım. Bu birinci problem. Ya yani problem derken birinci aşılması gereken sorun. İkinci kısımda da yani herkes farklı okuyabilir. Ben an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini düşünüyorum. Ben Sayın Meral Akşener'in ben aday değilim demesine 24 saat falan ben de kanmıştım. Sadece söyledikten 24 saat sonra. Ben ciddi şekilde Meral Hanım'ın da aday olmak istediğine düşünüyorum. Fakat Meral Hanım'ın kafasında bir plan var belli ki. Meral Hanım eğer ilk hamle Kemal Bey'den gelip hadi hepimiz her partinin başkanı aday olalım demediği sürece kendi adaylığını o açıklamayla zora soktuğu için onu bekliyor. Bence Meral Hanım'ın bu çok garip, siyasi etiğe hiç uygun olmayan, durmadan yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu pasları da bence bunun tezahürü. Aslında Kemal Bey'i zorluyor. Dolayısıyla ben her ikisinin de en azından aday olmak istediğini düşünüyorum. Aday olabilirler mi? Valla anaların aksüsü kadar haklarıdır. Yani ben bunu eleştirmiyorum. Sadece belli ki çatı mı, tekil aday mı, çatı olursa kim olacak konusunda bir mütabakat yok. Olmakta da gün geçtikçe zorlanıyorlar. Ve bence gün geçtikçe daha da zorlanacaklar. Neye evrilir? Ben çoktandır her parti kendi adayını çıkaracak diye düşünüyorum. Bu üçüncü, bu mevcut bahsedilen Millet İttifakı içinden üçüncü bir şey çıkar mı ittifak? Oraya da kadar gidebilir mi? Onu sadece zaman gösterir ama ben Millet İttifakı'nın şu anki yapısıyla tek aday, çatı aday altında gideceğini düşünmüyorum. Anladım. Her parti kendi adayını çıkartabilir. Sonra en çok oy alanda ikinci tura orada belirlenir diyorsunuz. Böyle bir ihtimal güçleniyor olabilir diyorsunuz değil mi Aşın Hocam? Olabilir. Her parti tek kendi adayını çatı gösterebilir. Aday da olabilir. Yani bunlar hep seçime 3 ay 4 ay kaldı. Ama seçimde Haziran 2023'te değil. Ben erken seçim olacağını düşünüyorum. Anladım. Çünkü üniversite... Hocam erkenden kastınız ne zaman? Söyleyeyim. Erken ne zaman olur? Dedi onu. Cümlemi tamamlayabilirsen. Estağfurullah. Üniversite giriş sınavları bir hafta, iki hafta öne alındı. Haziran'da yapılacak sınavlar. Yani gösteriyor ki devlet yönetimi ve devlet aklı bu işi 2022'de bir erken seçimle çözmek istiyor. Ama tarihini kendileri de net belirleyemediği kanaatindeyim. Yani orada yapılan araştırmalardaki sonuçları görmek istiyorlar. Ve seçimin ben 2022 Ekim ile 2023 Haziran arasında bir tarihte olacağını düşünüyorum. Benim sorum şuydu hocam. Yani erken seçim denebilmesi için ne zaman, mesela ne zaman erken olur? Yani Şubat 2023 önce, erken olur mu? Her türlü Haziran'dan önceki seçim erken seçim olur. Anladım, okey. Onun için sordum ben aslında. Tabii tabii. Yani mesela daha işte Haziran'a varmadan Şubat, İki Mart. İki ay, üç ay kala. Ya ben şahsen Ocak, Şubat'ta seçim kanunda değişiklik bekliyorum. Onu bir yıl öncesinden yapmak lazım. Onu oraya getiriyorum lafı. Ama seçimi de teknik olarak erken bekliyorum. Ama bir ay, ama bir buçuk ay erken bekliyorum. Çünkü o başka argümanları da bertaraf edecektir.
Yani seçim yasası çıkmasına rağmen o bir sene uygulanmasını beklemeden. Hayır. Bir sene uygulanmaz, zorunlu. O zorunlu. Ben Ocak Şubat gibi seçim kanunu değişikliği bekliyorum. Bu demek olacak ki seçim en erken anayasaya göre yapılır. Bir sene sonra. Demek tamam. ki 2023 Ocak Şubat. Ben yine erken bekliyorum ama erken derken teknik erken. Yani Haziran değil, hocamın de onun için sordum. Mesela Mayıs 2023'te erken seçim olacak. Ben teknik olarak bir erken seçim bekliyorum. Çünkü teknik olarak bir erken seçim başka olası argümanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın termi konusunda başka argümanları da bertaraf edecektir. Peki. Şimdi soracağım Kürşat, seçim 2023'te açıklaması ardı ardına geliyor AK Parti'den. Cumhurbaşkanı da MHP lideri Devlet Bahçeli de bunu sürekli vurguluyor. Ama yine de bir baskın seçim ya da seçimin Haziran'dan 2023'ten önce yapılması tartışması bitmiyor, devam ediyor. Kürşat Hoca'ya da soracağım, böyle bir ihtimal görüyor musunuz, siz ne düşünüyorsunuz diye. Ama önce kısa bir ara, ardından devam edeceğiz. Bu bölümü de tamamlayacağız. Çok kısa bir aramız daha var. Verip devam edelim. Son dilimdeyiz. Habertürk'te para gündemde. Ekonomi Eski Bakanı Profesör Doktor Işın Çelebi, Habertürk yazarı Profesör Doktor Kürşat Zorlu ve Drogoman Strateji Başkanı Onur Erim'le birlikteyiz. Kürşat Hocam, şimdi yansıyan yorumlar Millet İttifakı adayı noktasında. Kısa bir yorumunuzu alayım, oradan ekonomiye hemen geçeceğim. Şimdi şöyle açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu da en çok en son açıklama yapmış. Biraz önce aktardım ya, bugün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar vurgusu var. Tekrar bu dinleme konusunu gündeme getirmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Kararsızlar Erdoğan'dan koptu ve baskın seçim olursa da memnun oluruz diyor. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Popstar seçmeyeceğiz, Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu vurgu İYİ Parti Genel Başkanı'ndan da geliyor. AK Parti'ye yanaşırsa HDP sorun yok ama uzaklaşırsa sorun var. Böyle bir durum deniyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da böyle. Bir seçim olur mu? Seçim 2023 Haziran'da diye defalarca söyleniyor ama bunun öncesinde bir seçim olabilir. Aday da seçime yakın belirlenir ve her parti kendi adayını çıkartabilir. Böyle bir süreçte yaşanabilir diyor iki konuğumuz. Sizin bu konularda yorumunuz bu açıklamalara ilişkinde nedir? Son bir toparlama alayım, geçeyim ekonomiye. Buyurun. Şimdi Türkiye 9 kez erken seçim yaşadı ve bunların 3'ünü AK Parti iktidarları döneminde yaşadı. Dolayısıyla asla olmaz tezine ben zaten baştan bu yana yakın durmuyorum. Çünkü erken seçim belirleyen iki temel boyut var. Bir tanesi işte toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylar karşısında zorunlu bir seçim yönelimi. İkincisi de bazen iktidarlar ilerideki koşulların daha kötü olabileceği ya da bugünkü koşulların yarına göre daha iyi olduğu tespitiyle bir anda seçime gidebilirler. Bunun hatta baskın seçim falan da deniliyor. Şimdi eğer seçim kanununda bir değişiklik yapılacak olursa, evet bu bir yıllık bir süreyi öngörüyor sonrası için. Ancak her şeye rağmen ekonomi programındaki etkiler ve bilhassa Millet İttifakı içerisindeki bir takım hareketlilikler ve işte konsolidasyonun sağlanamaması ve benzer gelişmeler olduğu takdirde ben bu bir yıllık süreye rağmen yine de seçimin öne alınabileceğini küçük de olsa görüyorum ihtimalen. Böyle bile olmasa ikinci sorunuza geleyim. 18 aylık bir süre var. Bu aslında uzun bir süre değil. Çünkü daha seçim sattım haline girmeden önce bir takım algıların vatandaşların bu konuya yönelik neyi daha öncelediğinin çok büyük önemi var. Öyle ki Millet İttifakı bir şeye karar vermek zorunda olacak bu süreçte. Hani Ebru Baki, çocukluğumuzda böyle çok izlediğimiz iki çizgi film vardı biliyorsunuz. Birisi He-Man, birisi de Voltron'du. Şimdi böyle siyasette bir He-Man mi arayacaklar, bulacaklar? Yoksa böyle Voltron gibi güçlerini birleştirip
güçlerini birleştirip bir sinerji mi oluşturmak zorunda kalacaklar. Zira Millet İttifakı'nı özellikle Sayın Kılıçdaroğlu hani bu sürece kadar nasıl taşıdı? Bir, en önemlisi sistem tartışması. Yani bu sistem Türkiye'yi aşağı çekiyor. Problemlerin temelinde bu var. Dolayısıyla biz bu problemin etrafında bir masa kurarak topluma kendimizi anlatalım dedi. Zaten bir süredir de biliyorsunuz zannediyorum bir ay daha fazla yoğun bir şekilde bu vurgulanıyor. Bizim işte yeni bir böyle güçlü bir cumhurbaşkanı yerine daha farklı bir cumhurbaşkanı profiline ihtiyacımız var şeklinde bir değerlendirme. Eğer doğru, öyleyse yani bir şey yapmak zorunda Millet İttifakı. Bir araya geldiklerinde milletin bu acil bekleyen çocuk sorunlarını hangi süreçte, hangi yol haritasıyla çözeceksiniz? Madem tek bir kişinin işte bugünkü yönetim biçimine benzemeyen şekilde kararlarıyla vesaire olmayacak bu, o zaman siz ittifakın içerisindeki bu bütünlüğü ve politikalarınızı, bu uzlaşmayı anlatabilmeniz lazım. Yani bu sinerjiyi sağlayacağınıza yönelik de bir iradeyi ortaya koyup bunu da vatandaşa inandırabilmeniz, razı edebilmeniz lazım. Bunu başardığınız vakit ikinci yol haritasında başarı elde edebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar bir bütün. Biraz daha zaman gerekiyor. Ekonomideki gelişmelerle birlikte ittifakın bu bahsettiğim sorunu aşabilme kapasitesiyle alakalı bir biçimde de biz yeniden bir seçimi konuşuyor olabiliriz. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Adaylar konusunda böyle Millet İttifakı'nın adayı konusunda bir netlik yok. Kafalar orada biraz karışık çünkü evet, açıklamalar yok. Değil mi? Olmadığı gibi tek aday mı yoksa her parti kendi adayını mı çıkacak sorusu da henüz net bir şekilde cevap bulmuş değil. Evet. Bahsettiğim biraz önceki bu sorunlar, ekonomideki gidişat, aday ismi geçen kişilerin yapacağı açıklamalar ve bunun diğer paydaşlarda uyandıracağı izlenimler çok önemli bir hal alacaktır süreçte. Peki burada ekleyeceğiniz bir şey var mı? Siyaseten en son gelişmeler, açıklamalar böyleydi siyasi cephede. Dünün gelişmelerinden biriydi. Başkanlar, belediye başkanları Ankara'daydı. Dün zaten gördünüz, oradan açıklamayı yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seyit Torun'la birlikte bu toplantılar devam edecek. O fotoğrafı, toplu fotoğrafı bir arada gördük. Açıklamaları, değerlendirmeleri sizlere aktardık. Şimdi ekonomiye biraz bakalım. Cebimizde neler oluyor? Bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir? Fakat bugün bir gelişme daha var. Bir gündem daha var. Fiyat İstikrarı Komitesi toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin katılacağı ilk toplantı olacak. O anlamda da önemli. Bir de fiyat istikrarı, enflasyonun düşmesi şu anda en önemli sorunlardan biri. Bu anlamda yapılacaklar, hani enflasyonun düşmesinde yapısal olarak atılacak adımlar da çok kritik olduğu için toplantı ayrıca önem kazanıyor ve ayrıntılarda Esra Nehir'de bir dinleyelim, öyle devam edelim Esra. Ebru Baki, Fiyat İstikrarı Komitesi Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası'na fiyat istikrarı konusunda destek olmak amacıyla kurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda ilk toplantısında bugün yapacak toplantı biraz sonra başlayacak. Peki kimler katılacak? Komitenin üyeleri kimler? Bunu da aktaralım hemen. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan temsilciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş komitenin üyeleri. Dolayısıyla bugünkü toplantıya tam kadro bir katılım bekliyoruz. Gündeminde de kurdaki son gelişmelerin fiyatlara yansıması noktasında değerlendirmeler yapılacak. Fiyatlara yansıdı mı ve yansıması için hangi adımların atılabileceği ele alınacak. Dolar geçtiğimiz hafta 18 liraları görmüştü. 18 liradan şimdi baktığımızda 10-11 lira bandında
altında seyrediyor. İşte bu düşüşün fiyatlara yansıması için nelerin yapılabileceği ele alınacak. Bunun dışında yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik tedbirler ele alınacak. Komite özellikle para politikasının etkisinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara çözüm önerisi getirmek için kurulmuştu. Bu doğrultuda ele alınacak çözümler ele alınacak dediğimiz gibi Haziran ayında kurulmuştu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Toplantının ardından da yazılı bir açıklama beklediğimizi söyleyelim. Ebru Baki, sözü sana bırakalım. Teşekkürler. Esraniye toparladı. Toplantının gündemi de fiyatların düşmesi, enflasyonun düşmesi. Çünkü enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre %21'in üzerinde. Dolayısıyla orta ve alt gelir grubunda gıda, faturalar, kira, temel ihtiyaçlar noktasında fiyatlar yükseldiği için enflasyonun daha fazla hissedildiği açık. Cebinizde para yoksa her şey pahalı gelir. Paraya göre fiyat artışlarını çok daha yoğun hissedersiniz. Bu da bir gerçektir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Paranız azsa sizin enflasyonunuz yüksektir. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani cebinizdeki parayla doğru orantılıdır o. Geliriniz azsa, alım gücünüz düşükse fiyatlar size zaten çok yüksek gelir ki fiyatlar yüksek. Şimdi bir hareket gördük biz. Önce de şöyle bir model değişikliği. Türkiye artık cari fazla verecek, üretecek, ihracat yapacak, yatırım yapacak, daha fazla istihdam sağlayacak. Ve faizler de bu ortamda düşük olacak ki yatırımlar artarak devam edebilsin. Bu noktada da Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ettiğini, Eylül ayından bu yana faizleri %14'e politika faizini çekildiğini biliyoruz. En son da Perşembe günü Merkez Bankası yılın son toplantısını yaptı ve faizi orada da yine indirme kararı aldı. Politika faizini %14'e çekti. Dolar kurunda zaten yukarı giden hareketler bizi 18 liraya, hatta yurt dışı işlemlerde 18.40'lara kadar çıkardı. Dün AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dedi ki Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlarken ona, biz de dedi kaygıyla izledik dedi. Bu modelde dedi piyasa kendi dengesini bulsun diye bekledik dedi. Fakat iş zıvanadan çıktı. 13'lerden bir anda 18'lere geldi dedi. Ve burada da Cumhurbaşkanı'nın yeni önlemleri, yeni finansal araçları, korumalı TL mevduatına geçiş gibi kararları geldi. Ve kur şimdi bir dengeye oturdu. İstikrarlı bir seviyeyi daha net önümüzdeki günlerde daha öngörülebilir koşulları sağlayacağız. Şimdi dengedeyiz. Kurda düşüş başladı. Ya kurda düşüş yaşandı dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da soruyor. Dövize müdahale için niye 18.33'leri beklediniz diye. Ona Numan Kurtulmuş yanıt veriyor. Bir dengeye oturmasını kendi içinde bekledik. Çünkü bir model değişikliği vardı diyor. TL'nin değerini düşürerek, milleti fakirleştirerek ülkeyi ucuz iş gücü cenneti yapacak olan Çin modelinden neden vazgeçtiniz diyor. Hani şimdi faizlerde artış başladı ya, bu örtülü faiz artıştır tartışmaları yaşanıyor ya, bu konuyu gündeme getiriyor. Ekonomide dış güçler yoksa bu doları kim arttırdı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. 20 Aralık gecesi dövizi kim sattı? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati diyor ki insanlar döviz satmak için TL'ye geçmek için adeta yarıştı. Patır patır döviz satışı oldu. Yani burada kamu bankalarının bir dahili olmadı diyor. Fakat döviz mevduatında bir çözülme yok. Bir de 17 Aralık'ta zaten bireylerin döviz alımı var. O 20-21 Aralık'ta satış olduysa onu nereden göreceğiz Işın Hocam? Merkez Bankası bilançosunda görülüyor bu zaten. Görülüyor. Siz Merkez Bankası bilançosuna baktığınız zaman 7 milyar dolar bir satış olduğu ve rezervlerin de Merkez Bankası bilançosunda azaldığı net biçimde ortada. Hiç bunu PR'la falan değiştirmek mümkün değil. Yani benim anlamadığım şey, model değişikliği falan da yok Türkiye'de. Böyle bir şey de yok. Neden biz düşük faiz, düşük enflasyon? Faizi düşürerek enflasyonu ve kuru düşürebilir miyiz dendi. Bu tutmadı. İşte Numan Kurtuluş onu dolaylı olarak söylüyor. Diyor ki belli bir noktada dengeye gelecekti kurun değeri. Ama biz onu bekledik. Oldu diyor. Hayır, spekülatif hareketler olmadı. Burada olan şey şu. Bu genel dengesizlik teorisi diye bir teori var. Non-equilibrium teori. Ona göre fiyatların üst düzeyde
dengeye geleceğini varsaydılar, gelmedi. O yüzden 7 milyar dolar 20 Aralık akşamı kamu bankaları eliyle piyasaya döviz arz ettiler. Arz edilen döviz miktarını arttırdılar. Döviz olan talebi bu şekilde karşıladılar. Alıcı da yok. Ve döviz fiyatı düştü. İnşallah bu noktada kalır. Sizce kalacak mı? Dünyadan... Ya bir denge oluştu mu şimdi? Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biz Türkiye'yi hep kendi içine kapanarak, kendi içindeki problemlerle çözmeye veya gelişmeleri analiz etmeye çalışıyoruz. Oysa dünyayla karşılaştırarak analiz etmek lazım. Dünyayla o kadar entegre bir ekonomi var ki Türkiye'de, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'deki ülke risk primi 550'ye çıktı. 2 puan, 3 puan. Bir ara 600'e çıktı. Tekrar şu anda dün itibariyle 550, 624'e kadar çıktı. Evet. 20 Aralık sürecinde. Meksika'da bu oran 94. Güney Afrika'da 313. Türkiye'nin yurt dışında bu, ikna etmelisiniz diyorsunuz. Dünyadaki risk primi çok yüksek değil. Yani Türkiye'de risk primi çok yüksek. Türkiye'de ekonomide bir istikrarsızlık hali var. Şimdi bunu bir haftada, 10 günde çözmek mümkün değil. Bu alınan ekonomik kararlar 3 ayla 6 ay arasında kendini etkili olur ve görülebilir. Böyle hemen 1-2 günde olacak bir iş değil. Brezilya'da 210 bu CDS primi. Yani bir de dünyada faiz... Bir de 550'lerde şu anda. Evet. Dün akşam itibariyle 554'tü. Yani dün biraz gelecek. Ve faizle enflasyon karşılaştırması yapalım. MES diye ülke grupları var. Bir de BRIC. Meksika'da faiz 5.7, enflasyon o düzeyde. Endonezya'da faiz 3.5, enflasyon 1.5. Reel faiz artı da 2. Güney Afrika'da faiz 3.7, enflasyon 5.5. Hindistan'da 2.5 reel faiz. Evet. Türkiye'de kaç? Türkiye'de faiz 14, enflasyon 21. Reel faiz -7. Yani bunlara bakmak lazım. Bu ekonomide şimdi bugün... Enflasyon 21, faiz %20 bile olsa -1 reel faiz. -1. Fiyat İstikrar Komitesi ne iş yapacak? Zabıta ile piyasaları düzenleme mantığının bir nevi başka bir durumu. Bir seferberlik ilan edebilir. Yani tek tek. Zaten fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevi. Evet. Kanunla verilmiş görev. Şimdi yeniden başka bir kurul kuruyoruz. Yeniden başka bir çalışma ekibi. Bunlar zaten bakanlar kurulu üyeleri. Ve bunu yapmaları gerekir. Bunu yeni bir alet gibi ortaya sunmanın bir anlamı yok. Üretimde planlama, üreticiye destek, teşvik, hangi ürünlerde nasıl ekilecek, üretim, ihracat ve ithalat planlaması vesaire, soğuk zincirler, hal yasası, geri döneceğiz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Piyasalara müdahale etmek ve piyasaları polisiye tedbirlerle düzenlemek sonuç getirmeyecek. Yani ben ekonominin 2022'nin zor olacağını görüyorum. Burada sizin programınızda da söylediğim global bir enflasyon var. Ve bu trend çok ciddi. Amerika'da enflasyon 7'ye çıktı. Avrupa Birliği'nde 5'in üstünde. Türkiye'deki yurt içindeki enflasyonla iç içe geçti. Türkiye'de şu anda insanlar doğalgazı dünyada 1000 metreküp saniyedeki doğalgazı 1300 dolar düzeyinde. Türkiye'de orada sübvansiyon var. İnanılmaz sübvansiyon var. Evet. BOTAŞ'ta. Bizde de var, orada da var. Yurt dışında da var. Evet. Vatandaşa pat diye 1300 dolar yansıtmıyor onlar da. Ama bu ne oluyor? Bizde de çok büyük var. Bütçeden karşılanıyor. Tabii. Şimdi BOTAŞ'ın bütün borçlarını siliyorsunuz. Enflasyonist etkiyi arttırıyorsunuz. Yani çok ciddi sübvanse bir... Sübvanse ediyorsunuz. Sübvanse ederek. Ama sanayiciye etmiyorsunuz, onun faturası sanayiciye de dolaylı olarak ediyorsunuz.
4.350 liraydı Türk lirası olarak doğalgazın fiyatı sanayiciye verilen. Şimdi onu konutlarda da kademelendirmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 18 milyar dolar BOTAŞ'ın sübvansiyona ayırdığı, yani sübvansiyonu demek. Hazine yükü oradan artıyor. Evet, hazinenin. Şimdi TL, kur korumalı TL mevduatında kur garantisinin hazine verecek, dövizde Merkez Bankası verecek. Bütçede oradan bunun karşılığı yok ve bütçede bunun karşılığı olmadığı için onu yedek ödeneklerle. Yaklaşık ne kadar, 1 trilyon lira vesaire konuşuluyor mu? 18 milyar döviz dolar. Kur artarsa mı? Artarsa evet. 18 milyar dolar. BOTAŞ'ın sübvansiyonu var. Şu anda faizler de yüksek ve evet. O sistemin içinden geliyor zaten. Doğru. Yani kur farkı oluşur. Ben Türkiye'de tabii bir ekonomik model değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Ki ihracat ağırlıklı büyüme modeli devam etmeli. Türkiye ihracatını arttırmalı, cari işlemler fazlası verilmeli. Zaten rekor kırıyordu Türkiye. Ve bunu sürdürmeli, bundan vazgeçmemeli. Yani ithalat, efendim ihracatı artıyor ama çok ithalat girdisine bağlı. Bu teknoloji üretsin Türkiye, yani yapması gereken yeni şey katma değeri yüksek teknoloji üretimini ihracat içindeki payını %15'e çıkarması lazım. Yani ve bir de en önemlisi, emekliler şu anda Türkiye'de 10 milyon emekli var. 10 milyon emeklinin ücretleri yeniden ayarlanmadı. Ve 10 milyon emekli çok zor durumda. 65 yaş üstü Türkiye'de 10 milyon insan var. Ve bu konuda Akdeniz Üniversitesi'nde ciddi bir çalışma yapılıyor. O çalışmayı ben de kıyısından köşesinden takip ediyorum. Çok değerli bir çalışma. Türkiye'de hep diyoruz ki işte şu emekliler, şu bu, ne kadar peki emekliler? Onlar arasındaki durum ne? Bu 10 milyon insanın yaşama standartları gittikçe geriye gidiyor. Bunları düzenlemek lazım. Bu modellerden bahsetmek, teorik konuşmak değil. Fiilen, çalışanların ücret artışları ve ücretleri de düşük kaldı. Asgari ücret gene iyi kötü bir noktaya geldi. Hayır, genel anlamda. Sorun. Genel anlamda. Ama en önemli sorun şu anda emeklilerin problemi. Doğru. Ve ücret ortalamaları çok düşük. Ücret adaletsizlikleri de var. Kimisi çok düşük alıyor, kimisi daha hani görece evet, yüksek alıyor. Ama şimdi mesela en yüksek emekli maaşı neredeyse asgari ücretle eşitlendi falan gibi şikayetler var. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar geriatri bölümünde çok öğretici. Yani bence Türkiye'de çok temel mesele emekli insanların geçinme şartlarının çok geriye gitmiş olması. Maalesef. Neyse, bunu fazla uzatmayayım. Bu da çalışan nüfustaki yükü de arttırır. Evet. Yani bakmakla yükümlü olduğunuz insan sayısı. Şimdi emekli öğretmen, emekli doktor, emekli memur, işçi. Hele işçi çok kötü. Bunların problemleri emekli olduğu gibi 2022'de gündeme gelecek. Ve bunların durumunu düzeltmek lazım. Bence model arayışlarından çok Türkiye'nin modeli ihracatı arttırmaktan geçiyor. Uluslararası rekabet gücünü arttırmaktan geçiyor. Verimliliği arttırmaktan geçiyor. Ben böyle PR'la ve kamuoyu oluşturmaya dönük propagandalarla ekonominin yönetilmeyeceğine çok inanan bir insanım. Peki. O yüzden ben izin verirseniz burada görüşlerimi bitireyim. Tekrar anlatırım. Tamam, fiyatları da konuşacağım, orada da döneyim hocam size. Olur, tamam. Şimdi dün itibariyle Türk İş Ankara'da açlık sınırını 4 kişilik bir aile için 3192'den 4000 liranın üzerine çıktı diye açıkladı. Ama yoksulluk sınırı 13.000'in üzerine ulaşmış durumda. 10.000'i aşmıştı, şimdi 13.000'i aşmış durumda. Ve gıda enflasyonu %25,7 ile neredeyse bir rekoru işaret ediyor. Biz 87'den beri böyle bir gıda artışı görmedik diyorlar. Yine rapora yansımış. Döviz kuru çok hızlı arttı. Fiyatlar yükseldi ama aynı hızla geri gelmiyor. Etiketlerde yüksek seyir devam ediyor. Esnaf da diyor ki, ya da işte market, ben diyor bunu diyor, 10 liraya aldım ben, şimdi bunu nasıl 5 liraya düşüreceğim? Bir de maliyetlerim sürekli artıyor. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu. Yani hemen dolar düştü diye fiyatlar aynı hızda inemiyor, inmiyor. Yüksek kalmaya devam ediyor. Aralık tablosu bu. Bir de hani Aralık'ta tabii kurun en hızlı arttığı, rekor kırdığı zamandı.
Yani baktığınızda mesela bir ekmek fiyatındaki artışın ekstra aile bütçesine yükü 95 lira. Mesela süt fiyatları aldı başını gitti. Onun tabii süt ürünlerine yansıması var. Nereden baksanız sütün katkısı aile bütçesine 135 lira oldu diyorlar. Yani barbunya %55 niye artmış? Yani bulgur niye %71 artmış? Bunun bir açıklaması yok. Ama fiyatlar böyle. Zaten eti 30 lira demişim herhalde içimden geçiyor. Neyse baktım 95 liraymış ortalama fiyatı. Dolayısıyla fiyatlar yüksek olunca neyse asgari ücret biraz %50 arttı toparladı ama yani 4 kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 13 binin üzerinde. 3 tane asgari ücretli olması lazım bir ailede. Kürşat Hocam siz de bugün yazmışsınız bu fiyatlar nasıl düşer diye. Nasıl düşer? Evet tabii bunu ekonomistlerimiz çok daha iyi değerlendirebilirler. Bununla ilgili ben de zaman zaman önemli yazıları da gündeme getirmeye çalışıyorum. Mesela bu işin 3 Ocak'taki TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri önemli olacak kanaatindeyim. İki sebeple önemli olacak malumunuz. Orada açıklanacak rakamlara göre işte milyonlarca memur ve emeklilerimiz oradaki rakamla zamlarını alacaklar. Ocak'taki zam oranı malumunuz %5 olarak açıklanmıştı. İkinci yarı yıldaki enflasyon rakamı işte %30'ların üzerine gelmesi bekleniyor. Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş'tı galiba. Onun birkaç yazısı üst üste geldi bununla ilgili. O %10'un üzerinde bir Aralık ayı artışının kesin olduğunu yani değerlendiriyor, ortaya koyuyor bir takım verilerle. Bu tabii ikinci ayağın daha çok önemsiyorum ben. Çünkü şimdi hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Sayın Bakanımız da takdir edecekler ki bu model veya işte adına model dedikleri girişimin toplumda yaratacağı güven algısı son derece önemli. Dolayısıyla TÜİK'in halkın yaşadığı bu enflasyonun beklentisini gerçekten makul ölçülerde tatmin edebilecek bir seviyede olduğu kanaati önemli olacaktır. Çünkü bu tür güven krizleri bence toplumun işte ortaya konulan bu ekonomik girişimlere yönelik test mekanizmasını da sağlıksız bir noktaya taşıyacağı kanaatindeyim. Yani ifade ettiğiniz gibi doğru. Bakın o Türk İş'in açıkladığı rakamlarda Kasım ayında 3192 olan, yani karşılaştırmadan gidelim, açlık sınırı 4013 liraya gelmiş. Yoksulluk sınırı da 10.396'dan 13.073 TL'ye gelmiş. Şimdi burada aynı raporda gıda enflasyonundaki artış çok önemli. %55. Yani kanaatim odur ki ben de dahil olmak üzere yani düşük ve orta ölçekli geliri olan ailelerin, hane halkının en önemli harcama kalemi gıda harcamaları, yani temel gıda harcamaları, barınma ihtiyacı, kira gibi. Faturalar. Şimdi bunların vatandaşın en çok sorduğu soru bugünlerde bize de soruluyor, kendi aralarında da konuşuyorlar. Ya bu fiyatlar nasıl geriye gelecek? Evet, kur düştü ama üretici fiyat endeksini de hatırlatmak isterim. O da yıllık bazda %55, enerjide %90, sonra tarımda girdi maliyeti çok yüksek. Yıllık bazda %25 dedi Aralık ay enflasyonu açıklanmadan önce. Dolayısıyla bunlar bir süre alacak. Bir de dikkatimi çeken bir şey. Mesela akaryakıt fiyatları ile ilgili devlet daha farklı bir adım atabilirdi diye düşünüyorum. Bu farklı sektörlerde insanları, şirketleri, farklı kurumları motive edici bir alan oluşturabilirdi. Ama devlet bile kaybettiği vergi boyutunu bu şekilde gidermeye çalışırken bir takım işte ticaret erbaplarının kayıplarını benzer bir eğilimle karşılamaya çalışmasını farklı değerlendirmemek lazım. Yani burada biraz hakkaniyet içerisinde olmak lazım. Ben fahiş fiyat koyanları, fırsatçıları ayrı bir yerde tutuyorum. Onlarla devlet mücadele etmeye çalışıyor elbette. Hatta dündü galiba Kocaeli'nde bir haber vardı Ebru Baki, sen görmüşsünüz galiba. Akü üreticisi bir işte bayi fiyatlarda güncelleme olunca vatandaşından aldığı ücreti tekrar iade etmiş. Tabii ama onu ona sağlayan ne? Ana firmanın o fiyat farkını bayiye ödeyecek olması. O da oradan güç alıyor. Şimdi dolayısıyla biraz devletin bu gelir seviyesi düşük olan
hane halkları için biraz daha öncelikli tedbirleri artırması gerekmekte bu süreçten çıkış için. Ben de hala Sayın Bakan gibi düşünüyorum. Bu önümüzdeki birkaç aylık süreçte ortaya konulan bu işte korumalı mevduattan bahsediliyor ya. Hı hı. Henüz vatandaş nezdinde özellikle gerçek kişiler nezdinde yani dövizli olan. 38 milyarlık TL mevduatında bir artış olduğu açıklamasını yaptı bakan. Yapıldı ama bugün de yeni bir şey oldu biliyorsunuz. Zorunlu karşılıklara %1,5'luk bir destek dövizden verileceği söylendi bankaların. Demek ki yani ek tedbirler geliştirilmek zorunda kalıyor. Biraz daha o güveni ve işte ortaya konulan bir takım işte bu modele desteği artırmak bakımından. Dolayısıyla bir an önce Türkiye'nin istikrarlı bir yol haritasına girmesi için başka boyutlara da irdelenmek gerekiyor. Sadece bu açıklanan mevduat yöntemiyle bu krizi sağlıklı ve kalıcı bir biçimde atlatmamız zor olacaktır. Burada nedir? Adalet, hukuk, yapısal reformlar bunlar çok önemli ve ben geçtiğimiz gün gene Habertürk'te yazdım. Atlantik Konseyi'nde 2022 yılına ilişkin bir rapor yayınlandı. Neler bekleniyor? 10 başlıkta. Orada çok önemli 3 ifade vardı. Orta sınıfın çok zor günler beklediği orta sınıfı deglobalizasyon diyorlar. Yani ülkeler arasındaki entegrasyonu sarsıldığı, bu tedarik zincirlerinin çok zorlu bir sürece girdiği evre. Hı hı. Hani orada ihracat da dayalı bir takım. Öyle. Evet. Bir de enflasyon artışları. Dünyada da yaygın bir biçimde bu sorun konuşuluyor. Yani evet, biz sadece kendi içimizdeki sorunların dışında dünyadaki bu krizden de etkilenerek farklı önlemler geliştirmek zorunda kalabiliriz. Son olarak şunu söyleyeyim. Toplumsal güven ve beklentiyi ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Onu ne kadar ayakta tutabilirsek belki bu günleri en azından yaz dönemine kadar hani turizm beklentisi var ya biraz daha rahat atlatma şansı elde edebiliriz diye düşünüyorum. Peki teşekkürler hocam. Onur Erim. Geçen gün programı andınız. Buraya gelen konuklardan biri bu nerede duracak, ne olacak diye konuşuyorduk. Yani ekonominin kaldırabileceği bir seviye var. Çok hızlı hareketler çok yorucu olur. Yani hızlı yükselişler, hızlı düşüşler tahribat yaratır. Yatırımcıyı üzer. Şimdi diyor ki ben mesela bir yatırımım vardı. TL'yi korumak için gittim yatırdım. Hep bunları bugünlerde duyuyoruz. Şimdi kaybettim benim. Param gitti diyor. Ve bunun üzüntüsünde yaşıyor. Hızlı çıkışlara, hızlı düşüşler böyle tahribat yaratabilir. O yüzden o dönemlerde biraz sakin kalmakta fayda var ama işte insanlar kalamadı çok hızlı yükselişler olunca. Parasını korumaya çalıştı. Bunu da işte ne yapalım? Finansal okuryazarlık yoktu. İşte insan, yani böyle de diyemiyorsunuz. Anlayabiliyorum çünkü. Fakat bu kadar hızlı düşerse o tahribat da daha artar. Onu da görebiliyorum. Yani bu dönemi yönetmek çok kolay değil ama bu kadar hızlı yükselişin önüne geçmek ve bir yerden döndürmek de gerekliydi. En azından bu gerçekleşti. Ortam sakinleşti. Şimdi biraz daha dengeler yerine oturabilir ama tabii hızlı çıkışlarda ve düşüşlerde de insanlar bir sarsıldı. Şimdi dinleniyorlar, bir önlerini görmeye çalışıyorlar. Ben böyle ortamı böyle yorumluyorum aslında biraz. Şimdi önümüze bakacağız. Bu sakinliği faydaya döndüreceğiz gibi algılıyorum. Ama insanlar da zararı uğradı uğramadı değil. Üzüntüleri var yani. Şimdi halkımız parasını korumak için veya parasını para katmak için dolar aldı yükseliş beklentisiyle. Bunlar halkın, vatandaşın en doğal hakkıdır. Hakkıdır. Buna bir kimse şey ne kızabilir ne bir şey yapabilir. Aynen. Bunu bir kenara koyalım. Buradan benim zararı uğradıysa anlamak ve yara sarmaya çalışmak da, o da tamam. Görevdir. Şimdi burada 3 kuruş para var orada. Ki esas katalizör, yani bu işleri organize etmesi gereken, bu işleri düzenlemesi gereken hükümettir. Fakat bu konu öyle bir noktaya geldi ki bu artık sadece hükümetin tek başına değil, hükümetin doğru yaptığı hareketlere siyasetin de destek vermesiyle olması gereken bir şeydi. Bakın, 1 Aralık günüymüş, ben baktım burada dolarla ilgili konuş, benim başım belaya soktunuz ki. Ne yaptık? Doların değerinden bahsederken
hepsini bir kenara bırakın. Dolar hatırlıyorsunuz 18'lere dayandı. Evet. Hatta genel konsensus, genel beklenti 22 hatta üzerine çıkacak diye bir hava esmeye başladı. Fısıltı dedikodusu anında devreye girdi. Hiç problem değil. Hadi o halde şuydu buydu. Türkiye'nin 20'nin üzeriydi. Özgür ağırlığı olduğu kendinde düşünen birçok şerefli iktisatçıları buna gaz verdi. Tabii ki tırnak içine söylüyorum kinayeli. Ve biz bir noktaya geldik. Bakın eğer dolar 22'ler 25'lere falan gelseydi bunun ne AK Partisi ne CHP'si falan yok bu işin. Biz milletçe ciddi bir fakirleşme sürecine tabii. Bir gecede girecek. Tabii. Doğru çok mu ciddi hocam? Bir tek. Evet. Hepimize. Ama 1 Ocak 2021'de dün itibariyle dövizdeki değer kaybımız %54. Yani çok hızlı. Müthiş bir devalüasyon yaşamış Türkiye. Muhakkak. Bu müthiş bir fakirleşmeyi getiriyor, yoksullaşmayı. Biz hep yaşadığımız ana göre analiz yapıyoruz. Size çok saygı duyuyorum ama bunun yılın 1 Ocak 2021 ile 28 Aralık 2021 arasındaki dövizdeki devalüasyonu çok ciddi analiz etmemiz lazım. Ben... Üretici maliyeti de orada %54 evet. Tabii. Bir de birikmiş bir maliyet de var. Şimdi ben Işın Hoca'nın söylediğine çoktandır ben de hatırlarsanız yani bu bir model, yeni bir model falan. Bu model falan değil. Şimdi Türkiye bazı konularda bir perspektif değişikliği yaptı. Bana göre uzun yıllardır, AK Parti hükümetinin öncesi de var bunun. Uzun yıllardır bu doları ıslah etme, bir yerde tutma yoluyla işte enflasyonu ıslah edelim, faizleri bir yerde tutalım politikası yanlıştı. Ben her zaman kurda gerçek bir serbest piyasa tavrına geçilmesini zaten savunuyordum. Bunun da sebeplerini açıkladım. Şimdi geldiğimiz noktada evet doğru. Bence bu şunu da söyledim hatırlayın. Ya bu serbest döviz işine geçtik ama bence zamanlaması da kötüydü. Çok kötü bir zamanda geçiyoruz. Fed yüzünden. Onun yüzünden, küresel salgın yüzünden, Türkiye'nin ekonomik verileri yüzünden ama hareket o kadar doğru ki bana göre tabii ki. Her ne kadar yanlış bir zamanda olsa da ters ayakta yakalanmış olsak da kendi kendimize çok geç kalınmış bir hareket diye savundum. Ve bunun ciddi de siyaseten ciddi de sonuçları olacak dedim ve oldu da. Şimdi büyümeye odaklı, istihdama odaklı, ihracata odaklı büyüme modeli için. Türkiye dedim. Yani bu bakın bu model değil. Şimdi hedef bizim elimizde için. Altın yoksa durmadan bir yerde fışkıran, evet. Petrol yoksa biz bir şeyler üretip bu şeyleri de mümkün olduğu kadar en karlı şekilde yani en katma değerli şekilde yurt dışına satıp para kazanmak mecburiyetinde bir ülkeyiz. Yani Suudi Arabistan değiliz ki petrol çıksın satalım para zaten gelsin. Zaten bu saatten sonra demokrasiyi güçlendiremezsiniz. Ekonomik kalkınmayı sağlayamazsınız. O ayrı bir konu. Yani şimdi CDS'e girelim. Ülkenin, o zaman, Türkiye'nin yapısı o ama. O zaman yani. Şu yani eğer bizim dertlerimizin tamamı büyük bir kısmı demokrasiyle işte hukuklaysa o zaman Çin'in niye CDS primi %44? Bizimki 550. Oralara girmeyelim. Bu çok uzun başka hikayelere yönlendirir bizi. O Çin'in yapısı. Siz 2021 coğrafyanızda parlayan yıldız. Ya ben de şimdi ne soruluyorsa ona cevap veriyorum. Tamam peki. Benim şu anki tavrım şu. Evet Işın Hocam tespit ediyor. Ne diyor? 1 Ocak'tan itibaren ciddi bir devalüasyon. 7.43'ten dolar 11.4'e gelmiş dün itibariyle. 4'e gelmiş. Şu an 11.73'te merak edenler için. Bunun bana göre en büyük sebebi artık serbest bırakılması kurum. Böyle bir anlayışa geçilmesi bence doğru. Hı hı. Çok dramatik bir dönüş. Şimdi kendi kendine dengeye oturabilir. Oturacak. 18'ler falan çok garip yerlerdi. Açık kaldırılamaz yerler. Olmaz yer. Zaten devlet olarak kabul edemez bunu devlet. Yani inanılmaz bir şey. Uçurursunuz yani fiyatlara. Yani bir gecede 18 liraya çıktı. 100 bin dolar 1 milyon 800 bin lira metri. Evet. Böyle bir şey olmaz. Hı. Yok da. Neyse devlet ki ben hatırlarsanız ondan da çok linç yedim. Bir tweet attım. Çok daha ağır tedbirler söyledim ben. Dolar düştü yüzü düştü diye. Doların o kadar yükselmeyeceğini oradan şimdi, döneceğini herkes bilir. Yani bu işi biraz bilen bilir. Burada ne üzümüz yapacağız? Düşmez yani. Burada Sayın Cumhurbaşkanı tamam bunların hepsini yaptık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla bakın. Çoktandır diyor ki uzun yıllardır diyor ki TL'ye güvenin. Dolara geçmeyin. Ama burada kimse vatandaşları suçlayamaz. Benim de aylık sabit bir gelirim var. 10 lira. Ben de kendimi korumak için o havaya kapılsaydım hakkıdır. Ben de çevirirdim. Hakkımdır. Şimdi burada vatandaş herkes olarak terste yakalandım. Para kaybettim.
çok üzülüyorum. Bu da hakkımdır. Hakkı. Ama sonuç itibariyle burada demek ki başka yerlerden çok birazcık daha hükümeti, devleti dinlemek lazımmış. Neyse, bunu da atlatırız. Bunda sıkıntı yok. Bundan sonra ne yapacağız? Işın Hocam güzel söylüyor. Hani biz çok belki yakın zamanı hep değerlendiriyoruz ama siz daha iyi takdir edersiniz. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişir ki. Evet. Yani çok geriye doğru analizlerde de zorlanıyoruz. Önümde iki tane örnek var. Bundan sonra ne yapmamız? Çünkü bu olay siyaset üstü bir olay bence. Şimdi Kemal Bey 2-3 gün evvel bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle. İki tane örnek vereceğim tamam, size ne yapılması yani. Konusunda. Diyor ki bankada 13 bin euro var. Kemal Kılıçdaroğlu mu diyor? Evet. Hı. Yeni bir yerden bir mahkemeden kazanmış. Özellikle Türk lirasını çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde hazineye verdiği zararı görsün diye diyor. Bu bana göre bir görüş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işte euro halkımıza verdiği bir mesaj. Öbür tarafta dün veya 2-3 gün oldu herhalde. Sayın Devlet Bahçeli bir program açıkladı. Bilmiyorum çok fazla yer buldu mu medyada. Özellikle temel ihtiyaç maddeleri üzerinden bütün ulustaki bütün üreticileri, satıcıları genel bir indirime davet etti. Hı hı. Hatta sanıyorum kooperatif oldukları için söylememde bir sakınca yok. Ankara'da Ankaralılar bilir. Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin hatta en büyüklerinden biri galiba. Otogaleri Kooperatifi, Otonomi. Ankara'nın, Türkiye'nin büyük gıda toptancı GİMAT. Hı hı. Bu kampanyaya katıldığını söyledi. Sanıyorum MHP'li özellikle Polatlı ve Etimesgut Belediye'de çok ciddi adımlar attı. Hı hı. Şimdi bir tarafta da böyle bir siyasi profil var. Benim bir vatandaş olarak isteğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun her ne sebeple olsun 13 bin euroyu ben bankamda 13 bin euro olarak tutuyorum diyen bir siyasetçi profilinden çok şu noktada bütün vatandaşımızın âli menfaatleri adına bütün ülkeyi bu konuda bir seferberliğe çağırmak. Şimdi bütün bunları söylüyoruz. Perakendeciler arasında, satıcılar arasında çok ciddi art niyetliler var. Başıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Geçen cuma günü yurt dışında çok acil bir kitapçık bastırmamız gerekti bir ürünümüz için. Hı hı. Matbaacıyı aradım hocam. Kağıt bulamadınız. Keşke bulamadım. Buldu ama. Buldunuz ama çok mu pahalı? Çok basit dedim ki en ucuz kağıt neyse siyah beyaz baskı. 3000 tane kitapçık basacak şu 50 sayfalık. Aradı 1-2 saat geçti. Normalde 5 dakikada cevap vermesi lazım. Dedim ne oldu dedi abi kusura bakma ne oldu? Dedi abi 7 tane kağıtçı aradım. 6'sı kağıt yok dedi. Ki kağıdı olduğunu biliyorum. Bir tanesi de dedi 4 katı fiyat çekti dedi. Bu arada unutmayın bu kağıtlar falan hep dolarla satılıyor. TL ile satılmıyor. Dedim ki yani biraz tabii serzenişte bulundum. Burada bahsetmeyin tekrarlamayayım. Bence de tekrar. Dedim ki yapın çünkü yapmak zorundayım. Her yalnız evde dedim, var bunlardan. Yalnız dedim şu 7 tane kağıtçıyı bana ver. Çünkü sürekli böyle yaşıyoruz biz mesela. Gün itibariyle özür dilerim. Bugün itibariyle suç duyurusunda bulunuyorum. 7 tane kağıtçı hakkında. Neden? Sordum, soruşturdum. Dedim ki ya bunlar kağıt yurt dışından geliyor ya bulamıyorlar mı? Çünkü o da ithalatçı. Hayır abi var dedi. Peki dedim dolar bazında fiyat mı arttı? Çünkü dolar bazında fiyat artan çok şey de var. Hayır abi bunda artmadı dedi. Peki dedim dolarla satan bir satıcı neden bekliyor? Abi daha yükselmesini bekliyorlar dedi. Evet. Şimdi bu var. Bu bir. İkincisi perakendecimizin... Kağıt yok diye matbaa çalışamıyor işte. Perakendecimizin bir kısmını da anlayalım. Bu türbülanslı dönemde çok yüksek rakamlardan mal alan da var. Var tabii. Bunları da anlayalım. Bu arada stokçuluk yapan bu işten fahiş fiyat, fiyat sabitleme dedikleri o da var. Şimdi bir kere daha 20'sinde olay birazcık düzelme hani bu açıklamadan sonra bir şeye başladı ya. Bugün ayın 29'u. Daha 9 gün oldu. Şimdi bir 15-20 gün daha bu türbülanslı şeyden geçeceğiz. Ama eğer Ocak hani 10'dan 15'ten sonra bütün bu tedbirler, bütün bu dikkatler sonucu halen bir şey olmazsa o zaman işte devletin ciddi bir eksikliği var demektir. Yani bir 10 günde bir şey beklemek biraz realistik gelmiyor bana. Şimdi ben de kendimi bakkalın yerine koyayım. 10 liralık şeyi 15 eve getirmişler. Evet Şubat aldım 10 liraya. Şimdi 5 liraya mı satayım ben bunu? Yani işte o da haklı. Yani bu bir 10-15 gün mutlaka bir sıkıntılı bir dönem olacak. Ama 15'inden sonra eğer halen ki umuyoruz öyle olacak. Dolardaki bu stabilizasyon yerine oturmuşsa yine bu seviyelerdeyse ondan sonra tekrar fiyatların geri dönmemesi
konusunda mutlaka devletin bu sefer çok ciddi adımlar atıyor olması lazım. Çünkü evet arttı ama şimdi de indi. Bir 10-15 gün ya bence şey vermek lazım, tolerans vermek lazım, anlamak lazım. Hepsini demiyorum ama öyle durumda olan da var, stoklayan da var, fahiş fiyat yapan da var. Hepsi aynı. Fiyat bu kadar hızlı yani. Hareketlerde hepsi olur. Her doğru şey olur. Ama bir 10-15 günden sonra en çok artık da vatandaş üzülür. Oturması lazım. Unutmayalım bu arada devlet. İş kitlenir. Bu arada devlet doğalgazda, elektrikte, benzinde, motorinde, LPG'de, hava gazında Avrupa'nın uzak ara en ucuz maliyetlerini hala sübvanse ediyor. Rusya hariç ki Rusya üreten bir ülke. Rusya'yla da çok az bir farkımız var. Öbür tarafta asgari ücreti bir noktaya getirdi. Devlet onu yapmasa ödenmez hale gelir. Öbür tarafta işverene biliyorsunuz vergileri değil mi asgari ücrete neredeyse sıfıra getirdi. Şimdi Ocak'ta umuyoruz gidişat öyle. Memur, işçi ve emekli zammı da buna uygun yapılacak. İnşallah. Burada mühim olan devletin şimdi ücretlerle ilgili belli ki yapabildiğini yaptı. Aynen. Şimdi birazcık da fiyatları bir noktaya getirirse, dün Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok önemli bir cümle, kelime vardı. O da insanların alım gücü üzerine odaklanacağız. Bu saatten sonra mühim olan o, bu da devleti, hükümetin başarı ve başarısızlığını gösterecek. Dün Numan Kurtulmuş'un en güzel lafı da baktık iş zıvanadan çıktı diyor. Hakikaten yani hakikaten zıvanadan çıkmıştı yani. Bir şey söylemek. benim sürem bitti, çok kısa olabilirse çok tabii, sevindim. Tabii tabii. Şimdi BDDK bazı arkadaşlar hakkında 26 kişi bunların başında Rüştü Saracoğlu geliyor. Rüştü Saracoğlu. Gazeteciler var, Şeref Hoca var, Emin var. Şimdi Rüştü Saracoğlu'nu örnek olarak almak istiyorum. Merkez Bankası'nın çok başarılı bir başkanıydı. Rüştü Saracoğlu benim çok sevdiğim, saydığım, birlikte çalıştığımız çok değerli bir insan. Ama hasta yurt dışındaydı. Bunun döviz kurlarıyla ilgili bir düşüncesini belirttiği bir alan yok. Sadece bizim çok özel küçük bir WhatsApp grubumuz var. Özal'ın düşünceleri diye. Oraya bir iki satır yazan bir insan. Şimdi bunun bu listede olması çok tuhafıma gitti benim. Anladım hocam. Yani bu da polisiye tedbirlerden biri. Bu insanları susturmak için. Düşünceyi korkutur, fikri korkutur. Çok önemli bir ek yapabilir miyim? Çok bittim bir saniye ama geldi. Çok özür dilerim yanlış yaptıysam. Şöyle bir durum var. Bir not geldi. İçişleri Bakanlığı'nın o açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya istinaden yapılmış. Hangisi? Bu işte şu kadar terör örgütü vesaire araştırma başladı diye. O açıklamayı önce İBB yapmış, arkasından İçişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yapma durumunda kalmış. Anladım netleştirmek için. Peki evet. Düzeltmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Onur Erim, çok teşekkür ediyorum Işın Hocam. Sağolunuz. Çok teşekkürler Kürşat Hocam. Kısa bir ara toparlayacağız. Tamamlıyoruz. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.